Coğrafya bölümümüzün değerli akademisyenlerinden biri olan Profesör Doktor Hamza Akengin hocamızla bugün bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Paylaşımları yaptık, gördüğünüz detaylarını biliyorsunuz zaten etkinlik detaylarını. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya Orta Doğu ve Türkiye'de olduğu bir etkinliğim olacak. Herkese iyi dinlemeler diyorum. Umarım herkes için çok verimli bir etkinlik olur. Evet, söz bende herhalde Selim. Şimdi sözünüzde. Eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bu etkinliğin gerçekleşmesinde tabii bölümün onayı, Coğrafya Kulübü danışmanı hocamız Atilla Hoca'nın danışmanlığı ve tabii Selim ve Coğrafya Kulübü'nün organizasyonu. Hepinize ben teşekkür ederim. Bu vesileyle ben de ders dışı bir bakış açısıyla, dersin dışında ama dersi belki içerisi derslerde paylaştığımız şeyler olan bir bilgi paylaşımı yapmış olacağım. Hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Umarım iyi bir etkinlik olur. Aklınıza gelebilecek konuyla ilgili sorular varsa, tartışma noktaları varsa lütfen onları not alın. En sonunda memnuniyetle paylaşırız ve üzerinde konuşuruz. Şimdi şöyle bu konuya senin bana açtığında aslında kafamda başka şeyler vardı. Ancak tarih belirlenince tarih ilginç bir tarih oldu. Bugün 20 Mart. İlginçliği nereden diye bakarsanız bu hafta içerisinde bir şekilde öncesinde sonrasında tarihi dönemde meydana gelen olaylar Türkiye Cumhuriyeti tarihi bakımından gerçekten çok önemli. Bir kere yavaş yavaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yılına doğru gidiyoruz. Gerçekten bizim için Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir süreç. Niye önemli derseniz düşünün ki sıfırdan bir devlet kurulmuş. Yani Osmanlı Devleti var tamam da bu Osmanlı Devleti'nin tabii ki tüm Türkiye Cumhuriyeti devamı ama yeniden sıfırdan kurulan bir devlet. Yani Osmanlı Devleti'nin miadını doldurmuş kurumlarıyla neredeyse kurullarıyla tamamıyla yeniden kurulmuş. Onun için gerçekten çok önemli. Tabii geçtiğimiz hafta 12 Mart İstiklal Marşımızın yazılmasının 100. yılıydı. Bu ayrı bir şey. İnşallah bu millet bir daha İstiklal Marşı yazmak durumunda kalmayacak. Sonsuza kadar devam edecek diye ümit ediyoruz. Tabii bir başka şey, hoş bir hatırlatma değil ama hep kahramanlıkları olumlu şeyler değil, olumsuzları da hatırlamakta fayda var. Hoş ama değil ama İstanbul'un işgalinin 100. yılı. Kötü bir hatıra ama bunun da dimağda bir yerde durması lazım. Niçin? Bir olan bir daha olabilir. Olmaması için tedbir almak lazım. Onun için hatırlamakta fayda var. Tabii bütün bunların ötesinde çok daha önemli olan şey Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı. Yani 1915'te Çanakkale zaferi kazanmamış olsaydı, biraz sonra da gelecek harita, Servi haritası, oradan da göreceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti diye ki bugün neredeyse dünyaya kafa tutacak bir hale gelen Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Dolayısıyla çok önemli. Şimdi tabii ilginç bir başlangıç olsun diye kafamdan bir şey geçiyordu. Sosyal medyada gördüğüm bir kısa film vardı. Bir yerlere kaydediyorum ama bir türlü bulamadım. Tesadüfen bugün sabahleyin pat bir önüme düştü. Tesla ile başlayacağız. Tesla. Kısa bir Tesla'yı anlatan kısa bir şey var arkadaşlar. Film var. Ona bir bakalım önce.
Evet, gördüğünüz gibi Tesla'nın resmiyle başladık ve Tesla'nın resmiyle bitti. Resmin arkasında parçalar var. Bu manzara, bu kısa film hemen hemen her duruma uyar. Yani biz olaya bakıyoruz. Arka planda başka şeyler var ama biz arka planda olanları görmüyoruz. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası sorunlar olduğunda, günlük siyasi tartışmalar olduğunda lütfen bunu hatırlayınız. Yani gördüğümüz bir film var, bir parça var, fotoğraf var ama arkada başka fotoğrafların bileşkesi. Şimdi zaten bu şey de öyle olacak. Yani bu sunumu da bitirdiğimizde çok genel hatlarıyla aslında şey çok geniş, başlıklar çok geniş. Yani dünya, Orta Doğu ve Türkiye. O nasıl derleyip toparlayacağım konusunda biraz da doğrusunu isterseniz 2 gün uğraştım. Kafamda bir türlü şekillendiremedim ama bir ortaya çıktı ve bu Tesla'yı da tamamlanmış oldu. Yani parça parça olayları birleştirdiğimizde bugünkü dünya ve tabii Birinci Dünya Savaşı süreci ortaya çıkmış olacak. Şimdi tabii bu 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya Türkiye'yi konuşabilmemiz için biraz evvel söylediğim tarihlerden gitmek lazım. Yani 100 yıl öncesinde acaba neydi durum? O zaman içerisinde neler oldu ve bugün nasıl? Ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Buradan alacağımız bu şeyin sonunda alacağımız mesajlar eminim birçoğunuzun gelecek vizyonunu belirleyecek, bakış açısını belirleyecek. Nasıl olaylara bakmamız gerektiğini, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu ve dünyayı şekillendirmemiz, anlamlandırmamız gerektiği konusunda bize rehberlik gelecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii 100 yıl önceki dünya ile günümüz dünyasını, Avrupa ile günümüz Avrupası, Orta Doğu ile günümüz Orta Doğu'su ve Türkiye'sini karşılaştırmak tabii birçok bakımdan mümkün değil. Çok çok farklı bir manzara var. Yani şunu da söyleyeyim, bitirirken bu küresel bir sorunla bitireceğim. Ona da vurgu yapmış olacağız dünyayı. Ne kadar basit olduğunu bazı şeylerin anlamamız açısından. Şimdi 100 yıl öncesi önceki dünyada yani 20. yüzyılın başında dünyadaki paylaşımda söz sahibi olan ülkeler, dünyayı idare eden ülkeler. Bir taraftan Britanya Krallığı, bir taraftan Fransa İmparatorluğu, Fransız İmparatorluğu, ikisi de sömürge imparatorluğu. Bir tarafta Rus Çarlığı var. Öte taraftan Almanya var. Almanya biraz bildiğimiz o hikaye. Sanayileşme sürecine geç katmış bir ülke. Ama Almanya'da bir şekilde bu dünyadaki paylaşımdan şey almak istiyor, pay almak istiyor. O bize anlatılan şeyler. Ama Almanya'nın aslında dünyadaki sömürgelerden pay almaktan ziyade başka amaçları var. Amaçları nedir? Belki Osmanlı Devleti ile birlikte hareket edecektir ama esas amaç siyasi coğrafya okuyan arkadaşlarımız, jeopolitik teorilerle ilgilenen arkadaşlarımızın bildiği bir şey var. Hakimiyet teorileri var. Biraz ona giden bir yolda devam etmek istiyor Almanya. Şimdi Osmanlı Devleti bu Birinci Dünya Savaşı'na giderken aslında durumunu görmüş. Yani içeride biliyorsun o bir takım sorunları var. İç siyasetle ilgili, dış siyasetle ilgili sorunları var. Ama bir şekilde devletin bekasını sağlayabilmek için tedbirler almaya çalıştığı görülüyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte görüyor devleti idare edenler savaş geliyor, geliyor savaşın ayak seslerini duyuyorlar. Ve İngiltere'ye, Fransa'ya müracaat ediyor. Bu savaşta sizinle birlikte olalım diye. İngilizler, Fransızlar kabul etmiyorlar. Niye? Zaten onların niyeti bu savaşı çıkartmaktaki niyeti Osmanlı topraklarını parçalamak. Niye birlikte hareket etsinler? Avrupa'da savaş fitilini ateşleyen Almanya. Ve Almanya kendi planlarına uygun olarak Osmanlı Devleti ile ittifak yapmayı kendi çıkarları ve planlarına uygun olarak görüyor ve
Osmanlı Devleti belki de bilmiyoruz isteyerek mi istemeyerek mi Almanya ile birlikte ittifak oluşturup savaş sürecine girmiş oluyor. Savaşa nasıl girdiğini de söyleyeceğiz. Onun üzerinde tutacağım çok kısa. Tabii savaş öncesi dönemde Osmanlı topraklarının üzerinde hareket alanı oluşturmak isteyen Avrupalıların Osmanlı toprakları üzerinde özellikle Osmanlı doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneydoğuya doğru giden bir demiryolu kurulması ile ilgili çabalar var. Ve imtiyaz elde etmeye çalışıyorlar. Nihayetinde bu imtiyazlar sonucunda Berlin'den başlayıp Bağdat'a giden ve bizim tarihte bildiğimiz Hicaz Demiryolu diye adlandırılan demiryolu yapılır. Böylece Avrupa ile Orta Doğu birbirine bağlanmış olur. Bu önemli. Niçin? Çünkü bu Osmanlı topraklarının büyük bir kısmı yani kara hakimiyeti veya ilerleyebilmek için hızlı bir ulaşım ağına ihtiyaç var. Her yerden her yere denizle gemiyle gitmek mümkün değil. Dolayısıyla bu hareket kabiliyeti sağlamış oldu. Osmanlı da bunu kendi kalkınması için bir zaruret olarak görüyor ve nihayet bir demiryolu yapılıyor. Tabi bu arada Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları yaşanmış ve en önemlisi Selanik elden çıkmış. Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış. Yani niye Selanik önemlidir derseniz, tabii tarih değil konumuz ama bazı şeylere de işaret etmekte fayda var. Mesela Osmanlı'dan sonra Türk dünyası, Anadolu ve Osmanlı Devleti ile ilgili siyaset gidenler, geleceğiyle ilgili plan yapanlar hemen Selanik'te toplanıyorlar. Yani Selanik ikinci merkez gibi şeyden sonra, İstanbul'dan sonra. Ve işte bir ara Mustafa Kemal Selanik'te bulunuyor. Selanik'ten ayrılıp Trablusgarp'a gidiyor. Dönene kadar Selanik elden çıkmış, Bulgaristan elden çıkmış. Balkan savaşları sonucunda. Ya, bu arada bir de yani o zaman batılı devletlerin Osmanlı'ya bakış açısı nasıldı diye anlamamız bakımından bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti Balkanlara bir sefer düzenler. Avrupalı devletler İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı manzarayı seyretmektedir. Kendi aralarında bir anlaşma yaparlar. Daha doğrusu Osmanlı ile böyle bir anlaşma yaparlar. Sözlü bir anlaşma. Yani derler ki yani Osmanlı sefer düzenleyecek deyince düzenler. Ama yani bu savaşın sonunda Osmanlı Devleti galip gelirse Hristiyan topluluklara ait topraklara sahip olamayacaktır. Yani bile bile. Ve şunu biliyorlar. Osmanlı Devleti tabii ki çok güçlü bir devlet. Yani Balkanlarda işte Bulgaristan vesaireyle kıyaslandığında kesinlikle Osmanlı Devleti galip gelecek. Savaşa girsin, ne yapsın? Savaşsın, kırılsın, enerjisini harcasın. Ama kazanırsa da toprak alamazsın, boşuna savaşmış olsun. Gerçekten böyle bir şey. Ve nihayetinde hiç bir Osmanlı'nın kendi kuvvetleri yönetimi ve Avrupalıların beklemediği bir şekilde Osmanlı Balkan Savaşları'nı kaybetmiş oldu. Neredeyse İstanbul'a kadar düşman orduları gelmiş idi. Şimdi işin bir yönü bu. Yani oynanan o şeyleri, oyunları anlamak bakımından bunlar önemli. Tabii Birinci Dünya Savaşı sırasında nasıl bir manzara var? Şimdi haritayı görüyorsunuz değil mi Selim? Evet hocam görüyorum. Evet. İşte bu harita bildiğimiz harita ama tabii konuyla ilişkilendirmesi açısından, ilişkilendirmesi bakımından önemli. Osmanlı Devleti'nin sınırları böyle. Yani Balkanlar neredeyse'den çekilmişiz, yok. İşte Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya, Irak ve Arap Yarımadası Osmanlı kontrolünde. Böyle bu sınırlar içerisinde Osmanlı Devleti savaşa girmiş oldu. Tabii burada Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? Yani bize öğretilen bir şey var. Hani Sırp prensinin Avusturya-Macaristan prensinin Sırplık tarafından öyle bir şey yok yani. O hikaye. Yani ama arka planda esas olan şey, başka şey de söylüyorum. Almanya, İtalya sömürge paylaşımında bulunmak istiyor. Sömürgelerden pay. İyi de kardeşim, Almanya, İtalya sömürgelerden pay almak istiyor ama savaş sömürge toprakları üzerinde değil. Yani Afrika'da, Asya'da, orada, burada değil. Nerede? Avrupa'da. Nasıl olacak bu iş? Yani biraz dolayısıyla savaşın esas sebeplerinden birisi Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılması. Birinci sebep bu.
İkinci sebep ama bizim anlamadığımız, hatta yani gerçekten şimdi bu salgın döneminin faydalarından biri de zaman biraz bol olunca okumaya fazla biraz zaman ayırdık. Okuyoruz yani alanla ilgili veya şey. Yani kütüphanemde bir Çankaya diye bir kitap var. Uzun zamandır durur. Biz öğrenciyken yeni yayınlanmıştı tahmin ediyorum. Yakın zamanda yayınlanmıştı. Hocalarımız okuyun filan diyordu. Okumadık. Duruyordu orada. Bir de bir ben arada böyle kütüphaneye gezdirirken elimde bir kitap var. Yenisini okuyacaksam ne okuyayım diye bakarım. Çankaya gözüme takılmıştı. Şimdi onu okumaya başlayınca Mustafa Kemal şeyden dönüp geliyor. Çanakkale'den dönüp geliyor. Enver Paşa ile karşılaşıyor. Enver Paşa diyor ki ya sana bir ordu verelim. Hindistan üzerine sefer düzenle. Hayda. Yani nereden çıktı? Az sonra söyleyeceğimle birlikte birleştirmek lazım. Bir başka şey, Çanakkale'den dönüp geldikten sonra, Enver Paşa, Rauf Orba'ya diyor ki, Afganistan üzerine bir heyet göndereceğiz. O heyetin başında bulun. Ve Rauf Orba hatıralarında diyor ki, bu istekler şeyin isteğiydi, Almanların isteğiydi. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa nasıl girdiğini de az çok bilirsiniz. Yani o tarih derslerimizden. Bildiğimiz şey Osmanlı Devleti, Alman gemileri İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçer. İstanbul Marmara Denizi'ne girer. Aslında savaş hukuku gereğince girmemesi lazımdır. Osmanlı bayrağını çekerler. Sonra ve içerisindeki herkes, üç tane gemideki herkes Almandır. Bunlar giderler, Sivastopol Limanı'nı bombalarlar, döner gelirler ve Osmanlı Devleti, yani Osmanlı yöneticilerinin bile haberi olmadan savaşa dahil olmuş olur. Ya bu Almanlar niye gitti vurdu? Bu sorunun cevabı hep boş. Artık benim kafamda en azından boş değil ve siyasi coğrafya kitabının yeni baskısında inşallah orada paylaşacağım. Bu Almanların amacı oraya giderken Hakyah denilen o kara hakimiyet teorisinin merkezi olan Rusya'yı kontrol altına alabilmek. Bir, bakın bombalama oradan başlıyor. İki, Mustafa Kemal bir orduyla Hindistan'a göndermek isteniyor. Üç, Afganistan üzerine bir heyet göndermek isteniyor. Yani ne yapacak? Rusya, Rus çarlığı çevrilecek Almanlar tarafından. Ve Almanların işte bu açgözlü kara hakimiyet teorisini gerçekleştirme arzusu, savaşa girmesi, Osmanlı'yla savaşın içerisine çekmesi, koskoca imparatorluğun veya devletin imparatorluğu demek değil, Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırlamıştır. Şimdi tabii bu haritayı bilirsiniz. Sykes-Picot Anlaşması. Haritada nasıl paylaşım olacağı belli. Renklerle de gösterilmiş. Mesela ben şöyle diyorum, gerçekten siz buna ne kadar değer verirsiniz onu bilemiyorum ama arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum, Allah bu milleti seviyor. Koruyor yani. Ya hocam nereden çıkarttın diyeceksin değil mi? Diyeceksiniz onu. Selin dersin değil mi? Nereden çıkarttın diye. Der misin Selin? Hocam yani savaşarak kazanmış her şeyi. Tabii ki kızım savaşarak kazanılıyor. Orada hiç şüphe yok onda. Ama yani şimdi düşünün şurayı kime vermişler? Savaş önce yapılan anlaşma diyor. Şurası Rusların elinde. Ruslara verecek. Şurası Rusların kontrolünde Ermenistan'a verilecek. İşte yani benim o söylediğim mecazi şey o arada Rusya'da Bolşevik ihtilalinin olması. Düşünsenize Bolşevik ihtilali olmasaydı, savaşta bitmiş olsaydı, İtilaf Devletleri'nde aynen Mondros Mütarekesi gibi bitmiş olsaydı bugün İstanbul, burası var ya burası şu gördüğünüz yer İstanbul ve Boğazlar. Tabii Doğu Anadolu bölgesinde de bir Ermeni devleti olacak. Yani bunun için söylüyorum. Yoksa savaşı küçümsediğimiz falan öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Gerçekten yani o savaşın o zaman da ihtilalin Rusya'da çıkması kime yaramıştır? Samimiyetle söylüyorum Osmanlı Devleti'ne yaramıştır. Ha işte bakın burada benim. İşte burada paylaşmışlar. İtalyanlara verilecek yerler, Fransızlara verilecek yerler, İngilizlere verilecek yerler diye paylaşmışlar. Sykes-Picot'la gizli bir anlaşma. Öbür taraftan tabii Arabistan Yarımadası ile ilgili o süren Şerif Hüseyin'le Lawrence'in birlikte
çabaları bir taraftan. Dolayısıyla Osmanlı Devleti toprakları paylaşılmıştı. Ki şeyin de esas, yani biraz evvel o söylediğim Osmanlı Devletleri'nin toprakların paylaşılmasına yönelik ki Birinci Dünya Savaşı çıkmasının arkasında yatan düşünce de bu. Şimdi 1939 Birinci Dünya Savaşı bitti. Lozan Anlaşması'nı imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti sınırları belli oldu. Şimdi bakın, şeye uygun olarak, Sykes-Picot'a uygun olarak Suriye Fransız mandası, Irak İngiliz mandası, Suudi Arabistan ya da Arabistan Yarımadası bağımsız bir devlet şeyin kontrolünde, Britanya Krallığı'nın kontrolünde, bize de Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklar kalmış durumda. 37 tabi daha sonra şeyde Hatay'ın da katılmasıyla birlikte Misak-ı Milli toprakların en azından bir kısmı bizim kontrolümüze veya Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil olmuş olacak. Şimdi tabi bu harita çok önemli. 1930'lu yıllarda Orta Doğu'yu gösteren harita önemli. Niye önemli derseniz, yani işte şuraya bakarsanız İtalyan Fransız hakimiyeti, Fransızlar Cezayir'i almışlar, Kuzey Afrika, İtalyanlar Libya'yı almışlar, İngiliz, Britanya Krallığı'nın kontrol altında olan bölgeler, Irak, gene Suriye Fransız kontrolü altında falan. Bu 1930'lu yıllarda Orta Doğu'yu gösteren Türkiye bağımsız yeni bir devlet. Tabi İran başından beri bağımsız, ama orada da başka bir şey var. Tabii 1925 yılında İran'ın başında Kaçara Hanlığı var. Kaçaralılar Türkler, İngilizler oraya da el atmışlar ve Şah ailesine darbe yaptırarak yönetimi ele geçiriyor. Şeylerin, terslerin yönetimi ele geçirmesine zemin hazırlamış. Ama manzara böyle bir şey. Şimdi zaman zaman arkadaşlar şöyle fotoğraflar geliyor. Yani şeyler, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Anadolu nasıldı anlamak için bu fotoğrafa iyi bakmak lazım. 1940 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafa bakarsanız çocukların ayaklarını görüyorsunuzdur. Değil mi? Sevin, görüyorsunuz değil mi? Görünüyor bunlar. Bunlar öyle kurgu falan değil. Hani bugün olsa kurgu dersiniz de öyle değil yani. Bak, bir kısmında ayağında ayakkabı var, bir kısmı yalın ayak. Yani dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'ndan çıkıldığında gerçekten bu millet sıfırı tüketmiş bir millet. Onun için o günün şartlarını çok çok iyi anlamak lazım. Yani geçen bir yerde bir adamın hayatını anlatıyorlar. İşte şeylerde 40'lı yılların sonu, 50'li yılların başında filan ilkokula gitmiş. Pardon, 30'lu yıllarda ilkokula gitmiş. Liseyi de yatılı okumuş, bir yerde okumuşlar. Bitten kırılıyorduk diyor. Ya düşünsenize, bit ilacı yok. İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığında da öyle. Yani şimdi şunun için söylüyorum. Türkiye ile ilgili kıyaslamalar yaparlar siyasetçiler. Ya Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan yıkıldı, şöyle oldu, Japonya yıkıldı, böyle oldu. Biz hala. Ya tamam da sen İkinci Dünya Savaşı'na gittiğin zaman nasıldın? Yani daha demir çelik fabrikasını temelini yeni atmışsın. Dolayısıyla bunu görmek, yani bu resmi görmek bu bakımdan çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti gerçekten sıfırdan kurdu. Bunu iyi bilmek lazım. Hikaye değil. Yani geçmişi iyi bilelim. Bir sürü şey anlattım ama uzatmak istemiyorum tabii. Şimdi İkinci Dünya Savaşı, devamında işte Soğuk Savaş, onlar ayrı ayrı konular, uzun uzun. İlk kutuplu dünya, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Yugoslavya'nın dağılması gibi olaylar. Şimdi bakın şu haritaya iyi bakınız. Bu harita Sovyetler Birliği'nin, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyüyor. 70-80'li yıllarda yapılmış bir harita. Deniyor ki Sovyetler Birliği, yani şu şey, 2000'li yıllara geldiğinde bütün Avrupa Sovyetler Birliği'nin yönetimi altında olacak. Şurada da zaten Çin var. Yani bütün Asya neredeyse komünizmle idare edilecek. Yani böyle bir şey. Yani bu arada bir sürü olay var ayrı ayrı ele aldığımızda. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç, bir taraftan Soğuk Savaş başlıyor, bir taraftan o iki kutuplu dünya, Varşova Paktı, önce NATO, sonra Varşova Paktı kuruluyor. İsrail'in Filistin toprakları üzerinde Birleşmiş Milletler'in kararı ile
oylaması ile onu derste ona ayrıca şeyini oylama tutanlar var onu gösterdim, paylaşırım. Bir sıfırdan devlet kuruluyor. Yani dünya nasıl böyle? Böyle bir dünya. İşte Sovyetler Birliği dağılıyor. Küresel bir sürece giriyoruz. Ama küresel süreç sonunun en sonunda ondan bahsedeceğim nasıl bir küresel bir süreç anlamak zor. Ve Yugoslavya'nın dağılması 90'lı yılların sonuna doğru Bosna'da bir soykırım. Din farklılığından dolayı. Başka bir sürü olay var. Tabii bu süre içerisinde Irak ve Suriye bağımsızlığını kazanmış. Daha devamı işte Irak Kuveyt'i işgal etmiş, birinci Körfez krizi, devamında ikinci Körfez krizi filan filan gibi şeyler. Tabii bu arada gene bir de Türkiye'ye dönelim. Ne oluyor Türkiye'ye? Ve Türkiye kendi yağıyla kavruluyor. İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş. 1950'de seçimi yapmış. Demokrat Parti iktidara gelmiş. Ama 60'a gelindiğinde de Demokrat Parti'ye yönelik bir Türkiye'de darbe. İşte gazeteler her zaman böyledirler arkadaşlar. İktidar nimetlerini paylaşırken iktidarın yanındadırlar. Ama iktidar elden gidince hemen iktidara yüklenirler. Hürriyet gazetesi Türkiye 30 vazife başında silahlı kuvvetlerin bütün idari fiilen ele aldı. 27 Mayıs. 27 Mayıs tarihimizde, bizim siyasi tarihimizde çok çok önemli. Yani şunu söyleyeyim. Eğer 27 Mayıs'ta ihtilal olmasaydı emin olun 12 Mart muhtırası olmazdı. 1980 ihtilali olmazdı. Yani ihtilaller süreci başlamazdı. 28 Şubat süreci yaşanmazdı. Yani bir sürü şey bütün şeye bağlı. 27 Mayıs'ta meydana gelen ihtilale veya darbeye bağlı onun silsileleri gibi düşünmek lazım. Şimdi tabii Türkiye'de ayrıntılı olarak girmiyoruz da yeri geldiğinde gene belki sorular gelir, oradan devam ederiz. Olan olaylar 60 ihtilali, 12 Mart muhtırası, Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'de Gençlik Hareketleri adı altında sağ sol kavgası, ki bunun üzerinde durmak lazım. Yani bu sağ sol kavgasının arkasında sağcılar farz edin vatanı koruyorlar. Kime? Düşmana karşı. Düşman kim? Vatanı geliştirmek için bu ülkede komünizmin bir çözüm olduğunu düşünen bir kitle var. Onlara karşı. Yani memleketin gençleri üretip çalışıp ülkeyi kalkındırmak yerine birisi vatanı koruyor, polislik, jandarmalık yapıyor. Öbürü de vatana teslim edecek, Rusya'ya teslim edecek, komünizme teslim edecek. Öyle bir algı var. Birbiriyle çatışıyor, ölüyor. Ve gidiyorlar. Sonra 1980 ihtilali, ki 80 ihtilalinin en bir sürü şey söylenebilir. Yaptığı şey, sayıyı tam hatırlamıyorum ama sağcılardan farz edin 30 kişiyi asmış, ülkücülerden 30 kişiye devrimcilerden asmış. Yani diyor ki adam, hatta yaşlı küçük olanları büyütmüş de asmışlar. Diyor ki siz mi, size mi kalmış bu ülkeyi şey yapmak, korumak? Bu ülkenin polisi var, savcısı var, askeri var. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Siz devletin yerine kendinizi koyarsanız böyle sizi sallandırırız. Yok ya. Okuyun Kenan Evren'in hatıralarını lütfen okuyun. Tabii 80 ihtilalinden sonra Suriye PKK'yı Türkiye'nin başına bela etti. O su sorunu. Onlar üzerinde sorular gelirse konuşuruz. Tabii sonraki süreçte önce PKK'yı Türkiye'nin başına Suriye bela etti. Sonraki süreçte de diğer devletlerin hepsi kullandılar. Amerika'sı da, Rusya'sı da hepsi kullandılar. Arkasında Türkiye'yi dizayn etme arzusu var. Hala bu arzu devam ediyor. Görüyorsunuz bazı olaylar. Yani 1983 anayasası ile demokratik bir sisteme geçilmiş oldu. 28 Şubat süreci, ki geçenlerde yani 28 Şubat süreci ile ilgili yıl dönümü olduğu için bir sürü belgesel yayınlandı. Lütfen onları takip edin, öğrenin. Tabii 2001 ekonomik krizi ülke tarihinin en ağır şeylerinden birisini yaşamış oldu. Tabii bir de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi. Yani bunları ayrı ayrı sayıyorum. Şimdi bunları söylerken ben sizin aslında en başta gösterdiğim o Tesla vardı ya, Tesla'nın yüzünü Türkiye gibi düşünün. Bu olaylarda Tesla'nın yüzünün arkasındaki o parçalar vardı ya, onlar gibi düşünün. Yani bugünkü Türkiye'yi anlayabilmeniz için bunun çok önemli olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi tabii atlaya da gideceğiz. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi. Akıl alacak gibi değil. Yani o günü hayal meyal hatırlıyorum ya. Ya işten gelmişim, üniversiteden gelmişim.
haberler var, bir şeyler oluyor, anlayamıyorsunuz işte. Böyle uçak geliyor, çarpıyor, yanıyor, insanlar duvarlardan asılıyor. Dünya Ticaret Merkezi ve terörün küresel bir boyut kazanması. Akıl alacak gibi değil tabii sürekli. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması ve Amerika'nın dünyayı dizayn etmesi. Dünyayı dizayn etmeye nereden başlayacak? İşte bu teröristler nerede eğitim aldılar, nereden desteklendiler? Afganistan işgal edildi 7 Ekim 2001. Yani 11 Eylül bir ay bile geçmeden Afganistan işgal edilmiş oldu. Tabii bunun arkasında ne var? Yani bütün bunlar dönüp toparlarsa parça parça ele aldığınızda ne var diye baktığınızda onun arkasında da bu var arkadaşlar. Dünyada petrol ve doğalgaz rezervlerinin dağılışını gösteren literatürde bu stratejik elips diye geçen bu harita var. Dünyadaki doğalgaz ve petrol rezervlerinin yarısından fazlası Orta Doğu'da ve Kafkasya, Hazar Havzası'nda. Dolayısıyla burası dünya ülkeleri için çok önemli. Şimdi önemli derken de neye bakalım? Şuradaki petrol ve enerji, affedersiniz, toplam enerji talebine bakalım. Yani enerji talebi 2000 ile 2030 yılları arasında nasıl olacak? Mesela Amerika'da %20 artacak. %30 civarında artacak. Avrupa'da %20'ye yakın artacak. Rusya'da %40 artacak. Çin'in %100 artacak enerji talebi. Japonya'nın %10 civarında artacak enerji talebi az. Diğer Asya Pasifik ülkeleri, Hindistan %160 gibi artacak. Orta Doğu ülkelerinde gene öyle, kaynak burası ama %20'ye yakın bir artış olacağı düşünüyor. Afrika ülkelerinin %60'a yakın enerji talebinde artış olacak. Latin Amerika ülkelerinde enerji talebi %85 civarında artış olacak. Bunlar ileriye yönelik tahminler. Şimdi bu tahminleri yaparken yani rakamları kullanıyor devlet başkanları veya ülkeyi idare edenler. Diyor ki bizim bu ihtiyacımız olacak. Bu kaynaklar sınırlı. Nereden alacağız biz bunu? Diyor ki, belli yerler var. O zaman buraları kontrol etmek lazım. Buraları kontrol etmek lazım deyince hemen aklımıza neresi gelsin? Orta Doğu gelsin. Evet. Bağdat'ta 2003'te Bağdat saatiyle yani sabaha karşı bir askeri işgal operasyonu başlattı. İşgali idare eden Amerikalı komutan Irak'ı özgürleştirme operasyonu adıyla operasyonu duyurmuş oldu. Tabii bunlarla ilgili de zamanımız oldukça kısa şeyler, belgeseller var. Iraklı'nın biri diyor ki izlemiştim. Yani akşam aradım bulamadım. Keşke bu son onu da getirecektim. Adam diyor ki Saddam Hüseyin bize zamanında çok şey yaptı, zulüm yaptı. Amerikalılar Irak'ı işgal ettiklerinde Bağdat'ta Saddam'ın heykelini devirmek için balyozu alıp ilk gidenlerden biriyim. İlk balyoz vuranlardan biriyim. Ve bu heykel yıkıldığında dünyalar benim olmuştu. Ama bugün keşke o heykel yerinde duysaydı, keşke Saddam hayatta olsaydım noktasına geldim diyor. Niye? Ya, yaşadılar yani nasıl bir şey ortaya çıktığını görüyoruz. Arkasında ne var? Arkasında tabii ki işte petrol var. Şimdi tabii bunları söylerken arkadaşlar arka planda da başka şeyler var. Şimdi bakın bu Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini gösteren bir harita. Yani görün şöyle bir hilal oluşturmuş. Bütün şeyi, Orta Doğu'yu kapsayan, Güneydoğu Asya'yı da içerisine alan bir Amerikan üsleri hegemonyası. Arkasından başlayan bir şey daha geliyor. Bakın, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerikan askerlerinin ve CIA'nin yayılma bölgeleri. Yani neredeyse Amerika, Kuzey Amerika dışında dünyada el atmadıkları hiçbir yer yok. Ya bombalamışlar, ya içeride karışıklık çıkartmışlar. Yani kontrol edebilmek için. Yani bakın orada bir neresi var? Bir Türkiye var. Yani doğrudan doğruya ama artık şunu da biliyoruz ki Amerika maşa dururken kimseyi elini kullanmıyor, yapmıyor ve Türkiye'yi de dizayn etmek için
doğrudan doğruya kendisi müdahalede bulunmuyor ama bir taraftan terör örgütleri, DAEŞ'ti, PYD'di, PKK'ydı, bir taraftan içerideki hainler, hain çok yani işte en basit şeyi FETÖ'nün organize ettiği ve 15 Temmuz darbe girişimi arkasında böyle bir şey var. Ya, yani şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii o arada bir Arap Baharı şeyi gerçekleşti Tunus'ta. Tunuslu bir genç, üniversiteden mezun olan bir genç. Yani bilgisayardan mezun demişler, tam şeyini bilemiyorum. Şeyler satıcılık yapıyor. Evet, şeyler, bu zabıtalar her yerde, Türkiye'de de öyle çok kötü davranıyor o insanlara. İnsanlar yani hadi ekmek parası peşinde. Varsa şeyi, hatası yaz cezasını. Yani kötü muamele etmek, görmek değil bunun yeri. Yani olacak iş değil. Orada da Tunus'ta da Muhammed Boğazi'ye çok kötü davranınca Muhammed Boğazi döktü benzini, yaktı kendini. Ondan sonra Arap Baharı diye bir süreç başladı ve bütün Arap ülkelerini yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Bahreyn, Kuveyt, Suriye, Ürdün hepsini bir şekilde etkiledi. Ve bunlar içerisinde tabii Libya'da yönetim değişti. Libya lideri kadar hak ediyor muydu? Bence hak etmiyordu ama başına neler geldi. Şimdi birkaç tane fotoğraf gelecek peş peşe. Bu fotoğraflar benim kendi çektiğim, bir kısmı benim kendi çektiğim fotoğraf. Bakın bu. Yani 2010 yılında hasbelkader şeye gittik, Suriye'ye gitmiştik. Halep Kapalı Çarşısı'nda gezerken çektiğim bir fotoğraf. Tabii böyle şeylerin olacağını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz ki. Bilseydim sabaha kadar gezer Halep'i sokak sokak, çarşı çarşı fotoğraflardı. Nereden bileceksin ki? Böyle geldik bir sene sonra, o senenin sonunda Suriye'de karıştık. Ha, bu fotoğrafı niye? Arkasına bakın aynı yerden çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar. Aşağı yukarı aynı yer noktadan çekilmiş. Benim çektiğim nokta. Bu benim çektiğim fotoğraf. Bu da aynı aşağı yukarı aynı noktadan çekilmiş. Buyurun. Halep Çarşı. Bir fotoğraf daha geliyor. Yine bu Şam'a giderken, Halep'ten Şam'a giderken Cuma günüydü. Cuma namazı için durduk. Halid bin Velid camiye doğru giderken biz arada zaman ezan okumuş koşturuyoruz. O arada işte bir şey yakaladım. Aklıma da geldi. İyi ki çektim bu fotoğrafı. Halid bin Velid cami. Bunun bahçesinde namaz kıldık. Buyurun. O bahçe, namaz kıldığımız bahçe şey avlu. Buyurun. Cami bu. Şimdi arkadaşlar yani savaş filan biz konuşurken dışarıdan konuşuyoruz kolay. Öyle değil yani. Şimdi tabii savaşta bir şekilde Türkiye taraf oldu. Doğru mu yanlış mı? O zaman yanlıştı. Bugün doğru politikalar takip ediyor. Ama Türkiye'ye de bu süre içerisinde yani çok ağır bedeller ödetildi. Ödetilmek de istendi. Düşünsenize savaşı doğrudan destekleyen Rus uçağı Türk uçakları tarafından düşürülüyor. Ve Türkiye ile Rusya arası iyiydi. Birdenbire bütün bu şeyler kesildi. Hatlar kesildi. Başka bir şey söyleyeyim. Yani gündemde olan şey. Düşünün ki siz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en stratejik yatırımlarından birini Rusya'ya vermişsiniz. Anlaşmayı yapmışsınız. İnşaat başlamış. Nükleer santraller yaptırıyorsunuz. Ve böyle bir durum ortaya çıkıyor. Artık anlayın. Bu da yetmedi. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmak için. Düşünün. Bir büyükelçiniz kendini güvenli sayıyor. Bir yere gidiyor toplantıya. Arkasındaki duran adam polis memuru nasıl girmişse girmiş. Yani oyunun anlamanız için söylüyorum. Nasıl girmişse girmiş. Yani bunun silahı çektiği, ateş ettiği görüntüler de var. İnternete bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. 19 Aralık 2016'da Rusya Büyükelçisi arkasından yani çok kahpece, kardeşçe adam güvenli hissediyor kendini. Yani. Böyle bir şey olamaz ya. Ve katlediyor. Türkiye üzerine oynanan oyunları biraz daha net anlayabilmeniz bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Suriye.
Yani düşünün, savaş çıktığında 20 küsur milyon civarında insan yaşıyordu. Bugün 10 milyon civarında insan ya var ya yok, tam bilinmiyor. Yani nüfusun yarısından fazlası evini terk etmiş, 1 milyondan fazla insan ölmüş, yarısına yakını ve yarısından fazlasının bir kısmı ülkenin dışına çıkmış, bir kısmı başka yerlere gitmiş. Buyurun, görüntü bu. Alın size 13 milyona yakın Suriyeli evlerinden olmuş. Yani Orta Doğu'yu anlayabilmeniz için önemli. Tabii bu arada tabii Türkiye baştan hata yaptı. Tabii bu sürecin başlamasında, Suriye'ye yönelik operasyonun başlamasında. Sonra işi kavradı ama işten geçmiş oldu. Ama sorunu çözmek için de gene Türkiye'nin, bakın, Türkiye'nin pozisyonunu anlayınız arkadaşlar. Anlamaya gayret ediniz. Anlayınız derken anlamaya gayret ediniz. Niçin? Türkiye NATO'da, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik. NATO kime karşı kuruldu? Rusya, Sovyetler Birliği'ne, Varşova Paktı'na ve Rusya'ya. Her ne kadar dağılmış olsa bile bugünkü Amerikan yönetimi NATO'nun kuruluş şartlarını aynen devam ettiriyor. Yani Rus düşmanlığını. Düşün, bir taraftan Türkiye Rusya ile işbirliği yapıyor. Bir taraftan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin şeytan diye tanımladığı, terör destekleyen devlet diye tanımladığı İran'la işbirliği yapıyor ve sorunu çözmeye gayret ediyor. Şimdi dönelim en başa. Hani Irak'ı demokrasi götürmek için başlamışlardı ya, özgürleştirme operasyonu. Şey için de, Suriye için de benzer şeyler söylenmişti. Halk sokağa döküldü. Tabi bu arada Suriye yönetimi halkı dinleyip anlamak yerine bütün sömürgecilerin, emperyalistlerin yaptığı gibi zalimce bu şeyi bastırmak istedi. Şiddet kullandı. Acayip bir şiddet ve o tabii ki sonu felaket verdi. Ama şimdi onların hepsini bir tarafa bırakın. Bak arkada burada Trump'ın attığı bir tweet var. O Amerika'yı tweet atarak idare etti, biliyorsunuz. Barış Pınar Harekatı o süreçte bir fiyat, en sonunda attığı şey. Biz petrol güvenliğine sahibiz. Petrolü güvenceye aldık. Ve bitmeyecek savaşı bitirdik. Savaşları bitirdik. Ve Suriye'nin kuzeyinde kuzeyde yaşayan Suriye'nin devlet olduğu zamanlarda Suriye vatandaşı olma olarak dahi görülmeyen o bölgede yaşayan Kürtleri kontrolünü alarak orada bir en azından özel devlet kurmak için çaba sarf ediyor ve Türkiye'ye de parmak sallıyor. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, Orta Doğu sorusuna da bunlarla, bu şeylerle cevap vermiş olacağız. Nasıl bir Orta Doğu? Evet, bunu bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Trump, Suudi Arabistan kralına diyor ki, bak kral, seni biz koruyoruz. Seni severim diyor. Konuşma aynen böyle. Seni severim diyor. Bize şu kadar para vereceksin diyor. Şey de diyor ki kral, ya biz dostuz. Nereden çıktı bu? Ama onun arkasından bak, biz seni koruyoruz. Bedelini öde. Biz olmazsak sen ne olmasın asla 2 ay ayakta iktidarda kalamazsın. Dolayısıyla Orta Doğu'daki en önemli sorunlardan biri, iktidar sahiplerinin iktidar etme gücünü halktan değil, bir yerlerden alıyorlar, kabilelerden alıyorlar, otoriteden alıyorlar. Öyle olunca veriyor. Yani şimdi düşünün, bu birden Amerikan Putin'e görüşme ile ilgili, o diyor katil diyor. Görüşmem diyor. Ama öbür taraftan prensi, Suudi Arabistan prensi eli kanlı katil ve herkes biliyor nasıl cinayet işlettiğini İstanbul'da. Ona yaptığını yapmıyor. Ona katil demiyor. Ama kendi karşısında güç olan Rusya Devlet Başkanı'na, ki bir devlet başkanı, bir başka devlet başkanına böyle nezaketsiz bir şekilde katil demesi olabilecek bir şey değil. Yani. Ya bir takım şeyler oluyordu, tamam da. Yani düşünün işte. Tabii Orta Doğu nasıl bir Orta Doğu? Bakın, alın size. Birdenbire Katar'la Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasında
bir sorun çıktı 2017 yılında. Birdenbire bütün Arap ülkeleri Katar'a yönelik ambargolar uygulamaya başladı. Sınırlarını kapattılar. Niçin? Trump dedi ki Katar'a bizden silah alacaksın, şu kadar ödeme yapacaksın. Krala da şu kadar para ödeyeceksin, seni koruyacağız dedi. Birbirinize ilişkileri keseceksiniz. Sudan bahanelerle Katar'la arada bir kriz çıkmış oldu. Ve Trump gidince de bütün ilişkiler güzel dikkat edilmiş. Dolayısıyla bu ilişkilerin düzelmesi Orta Doğu'daki halkların veyahut da liderlerin kendi iradesiyle değil. Yani dışarıdan nasıl müdahale edildiğini anlamanız bakımından çok önemli. Evet, şimdi bu haritayla başlamıştık çünkü başka karayolları, demiryolu önemli demiştik. Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda Anadolu'daki imtiyazlar ve ulaşımın sağlanabilmesi için demiryolları önemli. Demiryolu Türkiye ne kadar sonra Cumhuriyet döneminde 50'den sonra ihmal ettiyse son zamandan yeniden hem içeride hem dışarıda önemini anladı. Biliyorsunuz Bakü-Tiflis arasında bir Kars arasında bir demir yolu oluşturuldu ki bu demir yolu Çin'e kadar uzanıyor. Düşünün o İpek yolu şimdi demir İpek yoluna dönüştü. Sadece o mu? Hayır, bu hattın bir devamı Rusya'ya demir yoluyla Rusya'ya mal taşınıyor veya Rusya'dan mal geliyor. Bir başka şey, bakın düşünün, alın size Türkiye'den çıkıp İran üzerinden ta Pakistan'a kadar gidebilecek bir demir yolu. Yani bu ticari ilişkiler Türkiye'nin alan hakimiyeti genişlemesi bakımından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın başka şeyler, tabii Türkiye bu jeopolitik teoriler filan işte iç hilalde, Rimland diye adlandırılan bölgede Sovyetler Birliği dağıldı, kara hakimiyet teorisi hikaye filan diyoruz ama başka bir şey var. İnsanın damarında gezen kan nasıl önemliyse dünya ekonomisi için de petrol ve doğalgaz o kadar önemli. Gördüğünüz gibi Türkiye üzerinden gelen doğalgaz hatları ve petrol hatları, doğalgaz, petrol, gene Türkiye üzerinden gelen doğalgaz, petrol ve gene petrol. Dolayısıyla Türkiye bakın enerji koridorunda, dünyada enerji koridoru bakımından önemli noktalardan birisi. Şimdi şeye başlarken o arada Kıbrıs Harekatı'ndan bahsetmiştim. Kıbrıs Harekatı, Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan soykırma müdahale amacıyla yapılmıştı. Türkiye müdahale etti. Sonra da savaştan sonra Türkiye'ye bir ambargo uygulandı. Amerika en basit makine alet parçalarını bile vermiyor, silah vermiyor. Bunun üzerine Türkiye'de kendi askeri tesislerimizin, kendi askeri ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik yatırımlar yapılmaya başlandı. Yani uçak, helikopter, tank, füze, işte mekanik silahlar vesaire ile birlikte ve Türkiye bu konuda çok büyük bir aşama kat etti gerçekten. Ve buradaki şey yani askeri, ekonomik, diplomatik bakımdan güçlü olabilmek için askeri bakımdan güçlü olmak gerekiyor. Eğer güçlü olmazsanız askeri bakımdan bunların hepsi tam kafanıza küt küt diye vurulacaktır. Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldi. Bu süre içerisinde. Akşam bunu hazırlarken yani ülkelerin gayri safi milli hasılasının içerisinde silahlanmaya ayırdıkları paylar ne kadar diye baktım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin %4-%5 civarında, Türkiye %2,5 civarında ve o bakımdan da dünyada 17. sırada. Yani pozisyonu çok iyi. Geri kalmış ülkelerse daha çok. Ve Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyelde. Özellikle askeri ihtiyaçlarını ki askeri şeyimizin ihtiyacımızın savunma sanayinin ihtiyacı olan malların %70'ini üretir hale gelmişiz. Bu çok büyük bir başarı. Ve bunun arkasında neler var? Ya yani o Türkiye'ye nasıl bir güç kattığını yaşayarak gördük. İşte Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı vesaire oraya yönelik üç hareket düzenlendi. O hareketler düzenlenirken bizim savaş uçaklarımız
Suriye sınırını geçtiği zaman Rus savunma sistemlerinin tehdidi altında. Dolayısıyla uçaklarımız sınırımızı geçemiyor. Nasıl ki Rus uçağı Türkiye sınır hava sahasına girdi, düşürdü. Aynı şey bizim için de söz konusu. Ama Türkiye bu süreci şeylerle, İHA'larla açmış oldu. Dolayısıyla rüştünü ispat etti. Bir. İki, Libya ile ilgili sorun esas şeylerden birisi. Libya'da işte bu Arap Baharı ile Libya Devlet Başkanı Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra Libya'da iç savaş çıktı. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir yönetim var. Türkiye de ona destek veriyor ama muhalifler var. Onlar da işte Fransa, Yunanistan vesaire gibi, Mısır gibi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından destekleniyor. Türkiye sadece Mısır'a destek veren ve Suriye destek veren ve Türkiye bu desteği verirken asker gönderme ile ilgili meclisten bir karar çıkarttı. O da onun daha ötesinde silahlı ve silahsız hava araçlarını kullandı. O da Türkiye'nin üstünü ispat etmiş oldu. Dolayısıyla çok güçlü bir hava sistemi geliştirmiş oldu. Tabii bu arada yani onları söylemiyoruz de Suriye, Rusya'dan F-400'ler aldı. Amerika vay nasıl alırsın diye. Yani bugünkü gazetelere falan bakarsanız görürsünüz. Komik bir şey söylüyor Türkiye Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Diyor ki S-4'leri geri verin, anlaşalım. Halbuki Türkiye S-4'leri almış, bir taraflara konuşlandırmış, şeylerini, denemelerini falan filan yapmış. Artık nasıl bir akıl tutulması ise düşünün Türkiye'ye karşı. Tabii sadece Suriye ve Libya'daki o başarı değil, esas Dağlık Karabağ'daki başarı, insansız hava araçlarının, silahlı ve silahsız hava araçlarının gösterdiği başarı, Türkiye'yi bulunduğu pozisyon itibariyle askeri bakımdan çok güçlü bir hale getirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bir karikatür var. Yani bu karikatür Türkiye'de yaşayan bir Ermeni tarafından kurulmuş bir karikatür. Adam hatta yazmış altına üstüne bir yere, acı ama gerçek demiş. Şimdi karikatürde söylenen okuyorsunuzdur. Verilen mesaj bu. Ermeniler veya Ermenistan arkeoloji, edebiyat, müzik, kültür ve çok köklü bir kültür üzerine kurulmuştur. Kültürü vardır, zenginliği vardır. İlham Aliyev bir petrol varlığı üzerinde oturmaktadır. Gördüğünüz gibi petrol varlığının üzerinde de iki tane bayrak var. Bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, birisi ise Azerbaycan bayrağı. Petrolün rengini bilirsiniz arkadaşlar. Petrolün rengi ne renktir Selin? Siyah. Oradaki renk? Oradaki kırmızı. Ya ne? Olay mı ne? Evet, olay ne? Hocam bence kan veriyorlar. Aynen öyle, aynen. Diyor ki adam, bak Türkiye'de yaşıyor ve üniversitenin birinde, adı önemli değil, üniversitenin birinde hoca. Ve başka bir şey, Türkiye'de iç düşmanlar diyorum ya, gerçekten bu insan savaş araçları ve Azerbaycan'la ilgili metin yazdım. Orayı araştırırken Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin hazırladığı Ermeni raporlarına baktım. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine Ermenistan'la ilgili, Ermeni meselesiyle ilgili rapor hazırlayanlardan birisi bu adamın kardeşi. Bu şeyi çizenin, karikatür çizenin kardeşi veya akrabası. O da Ermeni. Ya şimdi düşünün, yani iç düşmanlar dediğimiz zaman biraz böyle gerçekten çok iyi algılamak lazım. Türkiye'de yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden veya üniversitelerinden maaş alıyor. Ama Azerbaycan'a diyor ki Azerbaycan kan üzerinde. Halbuki öyle değil. Yani tarihe baktığınızda Ermenistan diye bir devlet olmamış. Hiçbir zaman olmamış. O Türkmençe anlaşmasıyla o bölgede bir vilayet kurulması ile ilgili sonra devlete dönüşen bir süreç var Ermenistan. Halbuki Türkler başından beri bu bölgede. Yani şimdi düşünün algıyı düşünün. Yani verilmek istenen mesajı düşünün.
Evet, Türkiye, Orta Doğu, gene Türkiye'nin bu mavi vatan şeyini biliyorsunuz. Türkiye, Libya ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Dolayısıyla Akdeniz'in hakimiyeti, yani şu hattın doğusunda kalanların batısına geçebilmek için, gemisini geçirebilmek için Türkiye'den ve Libya'dan izin almak zorundalar. Yani düşünün yapılan işin ne kadar önemli olduğunu. Türkiye deyince evet. Yani şöyle düşünün, şurada Lübnan var, İsrail var, Mısır var. Dolayısıyla bütün bu devletlerin Akdeniz'in batısına açılabilmesi için Türkiye ve Libya'yı şey yapmak zorunda, ikna etmek zorunda. Tabii Kıbrıs yönetiminde. Şimdi tabii bu pozisyon çok çok önemli ama tabii bu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları söz konusu olduğunda bütün dünya ayağa kalktı. Birleşmiş şey Avrupa Birliği, Yunanistan orayı ayağa kaldırdı. Mısır'la anlaşma yapma yoluna gitti. Anlaşma yoluna gitti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir takım şeyler Türkiye'ye bir takım ya, şimdi, şimdi dolayısıyla bugün gelinen nokta herkes diyor ki haklı Türkiye. Yani haritaya baktığında Türkiye'nin pozisyonuna baktığında veyahut da işte adalar 12 ada ve adalar meselesi onlar işin ayrı boyutu. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi Türkiye tabii dünyada son zamanda bir alan kaplama alan genişletme süreci içerisinde yaptığı şeylerle, takip ettiği politikalarla. Sadece Afrika ile ilgili düşünün arkadaşlar. Toplam Afrika'ya 2003 yılında 100 milyon dolarlık bir ihracatımız varmış veya ticaretimiz varmış. Bugün milyarlarca dolarla ifade edilen ve gene Afrika ülkelerine baktığınızda şu koyuyla gösterilenler 2003'ten önce dış temsilciliklerimizin olduğu ülkeler. Ama bakın gördünüz mü? Bunlar yeni açılmışlar. Yani Türkiye'nin dış politikasındaki etkinliği ve gücü. Yani o biraz evvel Hocam ben şu an sesinizi alamıyorum. gene Avrupa'da Amerika'da bir düşünce kuruluşunun yayınladığı bir harita. Türkiye'nin etkinliğini gösteren ve bu haritalara bakarak da Türkiye'nin Osmanlı Devleti'ni canlandırma gibi bir çabası olduğuna yönelik bir şey var, yorumlar var. Öyle bir şey var mı? Devletin öyle bir politikası yok ama izlenen politikalar, destek olma politikaları, iş birlikleri Türkiye'nin askeri ve ekonomik bakımdan değil, yani sınırlarını genişletmek değil, ilişkilerini genişletmek bakımından çok önemli bir noktaya geldiği görülür. Şimdi siyasi, ekonomi, askeri ve benzeri alanlarda temel insan hakları bakımından birbirine benzemesi isteniyor. Bu yolla da bir takım yatırımlar, çalışmalar oluyor ama bu geçen zaman içerisinde yani 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. O günden bugüne gelen böyle küresel bir hareket var. 91'den bu yana 9 sene oradan var. 21, 30 senedir böyle bir süreç var. 30 senede dünyanın tek bir konuda küreselleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Hangi konuda? Bugün, evet arkadaşlar, koyduk. Yüz yüze kaldığı bütün insanlığı etkileyen, Amerika'da dahil en güçlü ekonomiyi de en zayıfını da etkileyen, burada 1 milyon kişi başına hastalığın kaç kişiye tekabül ettiğini gösteren haritalar. Gördüğünüz gibi bütün dünya
Covid-19'un pençesine girmiş durumda ve hep söylenen şey artık dünya eski dünya değil. Birçok bakımdan eski dünya değil. Yani Türkiye açısından, Amerika açısından, Almanya açısından. Almanya açısından şunu söyleyeyim. Yani benim abim Almanya'da, çocuklar Almanya'da. Bir doktor, çocuklardan ikisi doktor daha doğrusu. Bir aşılama işinde çalışıyor. Yani üç tane abim var. Üçü de 65 yaş üstü. Biri 65, 66, 67 yaşında. Biri 72 yaşında. Almanya'da olan da 76 yaşında. Soruyorum arada ya, aşı durumu nedir diye. Kızı doktor kızı olduğu için kızı diyormuş dolayısıyla ancak sonbahara gelir. Yani yazdan sonra Almanya'da. Yani bu olabilecek bir şey değil. Düşünsene dünyayı dizayn eden Almanya. Avrupa Birliği'nin ekonomik bakımdan şeyi olan Almanya, lokomotifi olan Almanya, vatandaşlarının temel sağlık ihtiyacını karşılayacak veyahut aşıyı yapamayan, o süreci idare edemeyen bir Almanya. Şimdi tabii aşı deyince de bir iki şeyle toparlamış olacağız, bitireceğiz daha sonra. Evet, 100 kişi başına düşen aşı dozu miktarı itibariyle baktığımızda dünyanın nasıl bir cendere içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki zengin olan, sanayileşmiş olan ülkelerin aşıya ulaşımı kolay. Nihayetinde teknoloji ve parayla ilgili bunlar. Ve Amerika, Kuzey Amerika ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Çin. Çin aşı üreten bir ülke. Nispeten şeyi alıyor, aşıyı üretiyor ve temini ile ilgili sorun yok. Az sonra ne zaman aşılamayı bitirecekler ona da gelecek. Ama bazı ülkeler var ki aşı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Yani Afrika ülkeleri, Merkez Asya ülkeleri, Avustralya, Güney, Güney Amerika ülkelerinin bir kısmı. Evet, ne zaman bu aşı işini, hangi ülkeler ne zaman aşı işini tamamlayacaklar? Evet, 2000'in sonuna kadar, ortası 2001 sonuna kadar mavi ile gösterilen bunlar şeyi tamamlayacaklar, aşılamayı tamamlayacaklar, Avrupa ülkeleri tamamlayacak. Baltık ülkeleri tamamlayacak. 2002'nin ortasına kadar tamamlayacak olan ülkeler hangileridir diye Güney Amerika ülkelerinin bir kısmı, Kanada, bunun içerisinde Rusya Federasyonu, bunun içerisinde Avustralya, bunun içerisinde Arabistan parası var, bunun içerisinde. 2002'nin ortasına veya sonlarına kadar tamamlayacak olanlar Çin, İran, Mısır gibi ülkeler gördüğünüz gibi ve bazı ülkeler de ancak 2022-2023'ün başına kadar Orta Asya ülkeleri ve Afrika ülkeleri artık dünyadaki bu küreselleşme, sağlık hizmetleri ve benzeri konulardaki durumu anlamak bakımından bunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle toparlayacağız arkadaşlar. Nasıl toparlayacağız? Şimdi bütün bu sürece, yani başından bu noktaya kadar gelen sürece baktığımızda dünyadaki o rol biçme paylaşımının aslında devam ettiğini görüyoruz. Ama 1900'lü yıllarda o rol biçme ve güç paylaşımını İngiltere, Britanya Krallığı, Fransa yapıyor gibi, Rus Çarlığı yapıyor gibi, kısmen Almanya belki yapıyor gibi. Bugün değişmiş durumda. Bugün rol ve güç paylaşımının artık Avrupalı devletlerin yapmadığını görüyoruz. 1900'lü yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tamamıyla dünyadaki bu güç paylaşımının, rol paylaşımının dışındaydı ama öyle anlaşılıyor ki bugün o güç paylaşımı, rol paylaşımını Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Rusya Federasyonu kendi etki alanında eski Sovyetler Birliği devletlerini oluşturan devletler çerçevesinde güç paylaşımını devam ettirdiği anlaşılıyor. Ve 100 sene öncesiyle günümüzü karşılaştırdığımızda rollerin artık eskisi gibi olmadığı da ortaya çıkıyor. Osmanlı Devleti kendine biçilen rolü oynuyor idi o zaman ki işte Mondros müteahhitesini imzalaması, arkasından Sevr'i imzalaması, Sykes-Picot'un uygulandığı süreçte elini kolunun bağlı olması.
Ama Türkiye'nin bugün bu güç paylaşımını, verilen rolü oynamadığı görülüyor. Ha, Türkiye ne yapıyor bugün? Yaşadığımız bölgede ve Orta Doğu'da Türkiye birçok soruna, olaya olmaz diyor. Ve sonuna kadar da direniyor. Tabii bu direnmenin faturası ne? Benim korkum şu arkadaşlar, yani bunu bir siyasi argüman gibi düşünebilirsiniz belki ama yani sadece iktidar gitsin, ne olursa olsun sonunda aynen Irak'ta olacak olanlar gibi olaylar gerçekleşecek gibi geliyor. Gitsin ama bugün Amerika'ya karşı direnen bir şekilde bu iktidar. Yani bu iktidar değiştiğinde aynı şekilde direnecek midir? Biraz düşünmek lazım. Şimdi Türkiye'nin dünya siyasetine yeni bir bakış açısı getirdiğini hatırlamak lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Dünya beşten büyüktür. Bunu önce Türkiye Cumhuriyeti seslendiriyordu. Bugün bütün dünyadaki şeyler, mazlum ülkeler, zayıf ülkeler artık bunu söylemeye başladılar. Dünya beşten büyüktür'ün anlamı şu, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu da veto yetkisine sahip olan 5 tane devlet var. Amerika, Çin, Sovyetler Birliği'nin mirasçısı Rusya Federasyonu, Almanya, affedersiniz Fransa ve Britanya Krallığı. Birleşmiş Milletler'de bütün dünya devletleri bir tarafa Güvenlik Konseyi'nde karar alıyor. Bunlardan birisi olmaz deyince olmuyor. Yani şeyin Rusya'da ama Bosna'da soykırımın sebebi Rusya'nın veto yetkisini kullanması. Bugün Suriye'deki olayların bitmemesinin sebebi Çin'in ve Rusya'nın tavırları ve Amerikan da tabii tavırlarıdır demek mümkün. Türkiye diyor ki bu beş ülkenin veto yetkisi olmasın. Dolayısıyla bu yetki paylaşımı yeniden gözden geçirilsin. Beşten büyüğün arkasındaki ifade bu. Tabii buna insanlar gücü elde edince bırakırlar mı? Amerika böyle bir gücü, Rusya, Çin, İngiltere veya Fransa bırakır mı? Bırakmaz. Zor bir süreç. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda ateşkesi sağlayan Mondros Müteahhitesi'nden sonraki süreçte Mustafa Kemal ve onun etrafında toplanan vatanseverlerin çabası ile yoktan bir devlet kuruldu. Tabii her olayı kendi şartları içerisinde düşünmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti atlattığı badirelerden sonra kendine biçilen rolü oynamak yerine kendi rolünü oynayacak pozisyona geldi, güce erişti. Bu gerçekten sevindirici bir şey. Ümit verici, geleceğe baktığımızda ümit verici bir şey. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ile başlayan ve bugünkü Cumhuriyeti borçlu olduğumuz kadro sıfırdan bir devlet kurdu. Bu devleti kuran Mustafa Kemal ve ona destek veren kadroya minnettarız. Bizim yapmamız gereken bize emanet edilen vatanı daha da güçlü bir şekilde bizden sonraki nesillere bırakmak. Ama burada bir şeyi özellikle söyleyeyim. Bazen üzülüyorum. Neye üzülüyorum? Şimdi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı döneminde isimsiz o kadar çok kahraman var ki. Yani ne de hatunlardan Kara Fatmalara kadar, isimli isimsiz, Sütçü İmam'dan Şahin Bey'e kadar. Ama bunları biz ülkemizde, Türkiye'de insanlarımıza, gençlerimize idol yapamadık. Gençlerimizin bir kısmı bir kısmının kanını, kolunu bileğini kesseniz oradan Cihe Boyer'e diye varacak. Cihe Boyer'e. Halbuki kimdir bu? Eli kanlı bir katildir. Yani Türkiye'deki o Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir şey yapmadım diye yani köyünde tarlasını, çiftliğini süren çiftçi ondan daha kahramandır ama Türkiye'deki bazı insanlar Che Guevara'yı bir idol haline getirmiştir. Üzücü. Bir şey daha var. Yine aslında Atatürkçü olduğunu iddia eden, vatansever olduğunu iddia eden bir kısım insanlar, bir başka eli kanlı katil Stalin. Atatürk'le aynı dönemde yaşamıştır. Lenin'in mirası üzerine konmuştur ve Rusya, Rus çağlığında yaşayan her türlü insana, yani Ruslara da Kırımlara da, Tatarlara da, aklınıza hangisi gelir, hepsine
Hepsinin burnundan fitil fitil kan getirmiştir, dökmüştür. Eli kanlı bir katildir. Ama bazen bakıyoruz Stalin taraftarı insanlar Türkiye'de ve Türk gençler arasında. Bunlar gerçekten üzücü olan şeyler. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey ülkeyi, devleti bu şekilde güçlendirirken kendi kahramanlarımızı, o dönemde yaşamış kendi kahramanlarımızı idol haline getirmek, devlete sahip olmak ve Cumhuriyeti daha ileri taşımak. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soğuğu ve katkılarınız olursa memnuniyete cevap veririm. Söz sizin. Hocam ben de çok teşekkür ederim. Çok verimli bir soru. Sayfalarda not aldım ben şahsen. Evet. Evet. Yani soru serbest. Sesimi alabiliyor musunuz? Alabiliyorum. Kulaklığı takmamışım da. Hocam merhaba, öncelikle Hamdi hocam. Sesinizi özlediğimizi söylemek istiyorum. Eyvallah. Evet. Hocam bir sorum var. Siz de kısaca değindiniz ama ben yani genel olarak bir açıklamanızı istiyorum açıkçası. Hocam son 100 yılda Orta Doğu ülkeleri içinde büyük karışıklıklar çıktı. Kaba bir gözlem ile Libya, Irak gibi devletlerde hani Kaddafi'nin düşmesini ve Saddam olayı, Saddam'ın idam edilmesi, Kaddafi de aynı şekilde ölüyor. Yani bu iki ülkedeki yönetimde ve bu iki ülkede hocam darbe ve yönetimdeki değişikliklerden sonra büyük karışıklıklar çıktı. Ben Türkiye'de de benzer bir senaryo görüyorum açıkçası. Hani kaba bir gözlemle bunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de de bir darbe girişimi oldu ve sonrasında başkanlık sistemi gibi bir sistem geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bu başkanlık sistemi hata olabilir mi sizce? Ya şimdi Hanım, teşekkür ederim soru için. Ben de senin sesini duyuyorum. Sağ olun. Dinliyorum. Evet. Ya şimdi Türkiye ile Libya'yı, Türkiye ile Irak'ı karıştırmayın. Oralarda demokrasi yani şeyler yönetim elinde tutan insanlar demokrasiyle işin başına, seçimle işin başına gelmiş değillerdi. Türkiye'de nihayetinde 5 senede bir seçim var. 5 sene sonra seçim olduğunda Cumhurbaşkanı istediği kadar gitmiyorum desin. Öyle bir şey yok yani. Yani basit bir örnek, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi. İtiraz ettiler filan filan, gitti seçildi. Adam belediye başkanlığı yapıyor şimdi. Yani Türkiye asla. Ama arkada öyle bir şey var mı, plan var mı? Senin dediğin o darbeye yönelik bir plan var mı? Var. Biraz evvel söylemek istediğim o. Yani biz tamam, Tayyip Erdoğan kötü, gitsin. Tamam da kardeşim. Sonrası malum karanlık. Adam diyor ki kuvvetlendirilmiş parlamenter sistem. Parlamenter sistemi biz yaşadık. Yani o şu saçlara güvenin birazcık. İyi bir sistem değildi. Çünkü sürekli koalisyonlar, sürekli kavgalar, koalisyon içerisinde. Şimdi bunun getirdiği en önemli şey yönetim gücü, hükümet etme gücü var. 5 sene sonra da beğenmezseniz, vermezsiniz oylarınızı, tıpış tıpış geri gider, daha iyi yönetecek bir kadro gelir. Endişelenme o konuda. Yani eğer aynen Irak'taki gibi bir yönetim gücü olsaydı o zaman haklıydım. Türkiye demokratik bir ülke ve Türkiye yani şöyle düşünün, Trump bile Amerika ve demokrasinin beşiği, Trump demokrat bir adam değil. Türkiye'de öyle bir anlayış yok. Dolayısıyla Türkiye için bir tehlike olabileceğini ben düşünmüyorum. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam benim bir sorum olacak ama daha tamam. Çok konuya ilgili değil. Son kısımda değindiğiniz COVID-19 için. Biliyorsunuz
demiştik hani dünyanın küreselleştiği tek nokta aslında bu son dönemde gerçekleşen COVID-19 durumu oldu. Evet. Şimdi birçok ülke şey yapıyor hani belli istekleri var turist kabulü için veya işte vatandaş işte kabulleri için. Hocam her ülke şu an farklı aşıları kullanıyor. Fakat her ülke kullandığı aşının yapılıp giriş yapılmasını istiyor ülkeye. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz açıkçası? Ben merak ediyorum. Herkes kendine yani şöyle bir şey var. Senin bu tabii aşıların Dünya Sağlık Örgütü aşıları onaylanmış değil. Aşılara bir acil kullanım izni vermiş durumda. Bu süreç içerisinde, zaman içerisinde bütün aşıların testleri yapılmış olacak. Ve herhalde Dünya Sağlık Örgütü bunu kabul edecek. Biraz bunlarda ticari şeyi de düşünün. Yani işte Almanya öyle diyecek. Çünkü Alman aşısı, yani bunların bedeli var. En ucuzu yani bildiğimiz kadarıyla şeyin Çin aşısı $12. Dozu $12. Düşünsenize siz. Dünyada 7 milyar, affedersin 8 milyara yakın insan var. Hadi bunun 1-2 milyarını aşılamayacaksın. 18 yaşının altında olduğunu düşün. 6 milyar insanı aşılayacaksın. Basit bir hesapla 6 ile çarp $12 basit bir hesapla çok büyük bir şey var. Arkada para var. Şimdi dolayısıyla onu sağlamaya yönelik de ama inşallah çok uzun sürmeden şeyler... bu aşıların ortak testleri sonuçları ortaya çıkar ve Dünya Sağlık Örgütü bütün aşıları şeyler onaylar. O zaman sorun kalmaz diye tahmin ediyorum. Benzer şeyler var yani bir arkadaşımız Almanya'dan gelmiş. Türkiye'nin vurduğu aşıyı diplomat pozisyonunda Türkiye'nin vurduğu aşıyı Almanya kabul etmiyor. Eğer böyle bir şey olursa gidip gelemeyeceğiz diyor. Yani o plan. Dolayısıyla gerçekten zor bir süreç ama çözülür diye tahmin ediyorum. Evet. Sorular ve katkı arkadaşlar serbest. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu Merve Nutok? Geliyor geliyor. Evet Merve Hanım. Hocam teşekkür ederiz öncelikle. Benim sorum şu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu ya da büyük payı üstlendiği Türkistan ülkeleriyle ya da Orta Doğu ülkeleriyle yani İslam alemiyle ilgili bir birlik yakında oluşur mu? Hani güçlü bir birlik. Tabii ki şu an yapılan bazı anlaşmalar, birliktelikler var ama hani sizce Türkistan ülkeleriyle mi daha güçlü ya da daha yakında bir zamanda olur? Orta Doğu ülkeleriyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Soru güzel. Kestirme soru cevap. Kestirme cevap. Hiçbir ilgi olmaz. Niye dersen? Yani öyle çünkü o farklı bir şey. Yani oralarda oluşmuş bir şey var. Yani o birlik şeyini bir tarafa bırakmak lazım. İlişkileri geliştirmek lazım. Bir Türkçe'de bir şey söz var. Fincancı katırlarını ürkütmemek lazım. Çok kaba bir örnek oldu ama böyle hiç değil olmaz. Çünkü yani şu şeyde Azerbaycan Karabağ meselesinde Azerbaycan mutlak bir zafer kazandı ama o zaferi tam sindiremiyor. Çünkü Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı çağırdı. Karşısına oturttu ikisinde ve ikisine de dikte etti. Bütün eski Sovyetler Birliği ülkeleri bu pozisyondalar ve zayıf ülkeler bunlar. Yani siyasi olarak da okuyan arkadaşlarımız değil. Bunlar kapalı ülkeler. Sovyetler Birliği dağılalı 30 sene oldu. Şimdi düşünün o zaman 20 yaşında olan insanlar 50 yaşındalar ve 20 yaşında olan insanlar komünist sistemle yetişmişler. Bugün 30 yaşında olan bir insan da komünist sistemde yetişen insanlara yetiştirdiği bir sistemle yetiştirdiler. Yani çok zor bir şey. Dolayısıyla Türkiye çok güçlü olmak durumda. Hem İslam ülkeleri ki biraz evvel Orta Doğu için söyledik yani. Orta Doğu'da hiçbir ülke kendi kendine hiçbir konuda karar veremez. Amerika başka dengeler filan var. Çok güçlü olmak zorunda. Türkiye içeride çok güçlü olacak bir kere. Ondan sonra dışarıya silah da satacak, teknoloji satacak, bilgi satacak, kavga edenlerin arasını bozacak, bulacak affedersin. Arasını bulacak, sorun çözülecek ve Türkiye'nin gücü öyle artacak. Yani eski o birlikler falan. Avrupa Birliği'ni şöyle düşünün. Avrupa Birliği siyasi ekonomik bir birlik ama bu Covid ortaya çıktığında İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da insanlar sokaklarda, evlerinde öldüler. Halbuki Avrupa Birliği diyordu ki
Yani her türlü sorunu, her türlü yükü birlikte çözeceğiz. Çözmediler. Yani dolayısıyla o birlik hikaye ancak birlik gönülle olan bir birliktir. Onu sağlamanın yolunu seçmek lazım. Uzun vadeli düşünmek lazım. Milletler tarihinde 100 sene hiç önemli değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti 100 sene çok şükür. İnşallah sonumuza kadar yaşar. Ama daha Türkiye Cumhuriyeti, yani biz sorunlarla karşılaştığımız zaman bunu görüyoruz. Kurumlarımız henüz oturmuş değil. Dolayısıyla bize çok uzun bir zaman var. Sabırlı olmak lazım. Yani Türk Cumhuriyetleri için şunu söylemek lazım. Fikir de dilde, işte birlik gaspları İsmail'in sözüdür bu. Fikir de dilde, işbirliği için de önce dili bütünleştirmek, alfabeyi bütünleştirmek lazım. Kültürel bütünlüğü sağlamak lazım. Ondan sonra da arkası gelir. Evet. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Başka hocam başka. Merhabalar. Merhaba. Geliyor Cihat. Nasılsınız hocam? Görüntü geliyor mu? Görüntü de geliyor, sorun yok. Nasılsınız hocam? Katıldım. Dinliyorum sizi. Soruyu alalım. Sabah da tabii seminerdeydik hocam. Birazcık antrenmanlı geldik. Tamam, sorun yok. Soru kuvvetli olsun. Şeyden bahsediyorlar genellikle hocam. Rusya'nın Ortadoğu politikasından bahsediyorlar. Mesela çok yoğun soruluyor. Yani Ruslara göre Ortadoğu neresi? Böyle bir kavram var. Bir de Ruslar genellikle Ortadoğu'da İran'ı destekliyor. Yani hiçbir şekilde Türkiye'yi desteklemiyor. İran'ı Balkan ülkeleri üzerinde özellikle bir etki altına almasından bahsediliyor. Genellikle Şii politikalar uygulayarak bunlar üstünde genellikle İran'da. Müslümanlığı da genellikle Türklerden uzak tutarak bu şekilde İran'a birazcık etkisi altına aldırmaya çalışıyor Ruslar genellikle. Ortadoğu'da böyle bir siyaset izliyorlar. Tabii son dönemlerde Ruslar birazcık Suriye'de biliyorsunuz hocam. Şimdi de bazı Ruslar elde edindiler ve özellikle oradan da tabii Türkiye'de gözdağı veriyorlar bir nevi. Akdeniz'de de hidrokarbon yataklarının bulunması ile birlikte birazcık daha böyle karıştı olaylar diyelim. Çünkü Avrupalı devletler Ortadoğu'daki ülkeleri destekliyor. Kıbrıs başta olmak üzere. Daha sonra işte Mısır tabii ki burada ön plana çıkan ülkeler. Suriye birazcık da siyasi karışıklıkların etkisiyle yani Rusya mı şekillendirecek onları daha çok? Hani orada nasıl bir olay gerçekleşebilir hocam? Yani şöyle bir sürü şey söylenebilir. Bu sömürgeci devletler veyahut da herhangi bir bölgeyle ilgili politika üreten devletler genellikle zayıf şeyleri kullanırlar, noktaları kullanırlar. Orta Doğu ve İslam ülkelerine baktığınızda İran'ın İslam dünyasındaki zayıflığı Şiiliğidir. Dolayısıyla onu yanına alacaktır güçlendirebilmek için. Suriye'de zaten şeyleri vardı, üsleri vardı şeyin, Rusya'nın üssü vardı. Daha sonra üsleri oldu. Yani Orta Doğu Rusya'nın şekillendirmesi bana göre çok söz konusu değil ama Suriye'yi şekillendirmek konusunda tamam. Şu an zaten Suriye şeyinin çözülmemesinin sebebi nedir? Kim var? Türkiye var. Ne istiyor Türkiye Suriye'de? Esad gitsin, yönetim gitsin, toprak bütünlüğü sağlansın. Amerika ne istiyor? Ya bu şeylere, Kürtlere orada bir özerk yapıverin. Ne olursa olsun hiç önemli değil. Rusya ne istiyor? Rusya da şey ayakta dursun. Saddam yönetim dursun, ülke ne olursa olsun. İran da aynı şeyi söylüyor. Şey ne söylüyor? Yönetim de diyor ki yönetim gücünü elimizde tutalım da ülke ne olursa olsun. Şimdi böyle bir süreçte herhangi bir devletin tek başına dizayn etmesi mümkün değil. Tabii orada demokratik bir yapı olup da şeyde Suriye ile ilgili görüşmeler oluyor. Görüşmeleri yapanlar kimler? Muhalifler adına bir grup, yönetim adına bir grup, yani muhaliflerin kendileri de değiller. Yani. Dolayısıyla orada bir sürü sıkıntı var. Yani uzun ve zor bir iş Suriye meselesi ama zayıf noktaları kullandı. Orta Doğu kavramı
Yani işte İngilizlerin ortaya attığı bir kavram. Her devlet kendi ilgi alanı çerçevesinde sınırlar çizer diye söyleyip toparlayalım. Evet, başka bir teşekkür ederim Cihat. Sağ olun hocam. Rica ederim. Vaktimiz var. Sorusu olan varsa buyurun. Hocam az önce bir arkadaşımız yazdı da bana bir sorun var diye. Tamam. Mikrofonla aç veya arkadaşımız açsın. Sorsun, sorun yok. Yani vakit var. Sizin programa göre 20'ye kadar vaktiniz var. Yarım saat kadar kullanabiliriz. Ama illa da kullanmamız şart değil. Eğer soru yoksa. Şu an sesi gelmiyor. Bana bir yandan da yazıyor da. Evet. Yazsın soruyu sana. Sen soruyu sana yazsın. Sen soru yaz. Sorun yok. Tabii burada çizdiğimiz çok geniş çerçeve. Yani altına girdiğimizde, derinliğine baktığımızda mesela işte 1980 Türkiye'deki sağ-sol hareketleri filan. Yani o sağ-sol hareketlerinin arkasında Amerika'nın o doğu bloku, batı bloku hikayesi var. Yani komünizmi kontrol etme çabası var. İşte şeylerde siyasi coğrafya derslerinde jeopolitik teorilerden bahsediyoruz. Ya yani ben o jeopolitik teorileri okutuyorum. Olabilecekleri söylüyorum ama mesela kara hakimiyet teorisinin uygulanabilirliğine hiçbir zaman inanmadım. Olabilecek bir şey değil. Ama genel kuşak hakimiyet teorisi olabilirliği var. Yani niye alana hakim değil? Ya onun uygulaması da var. Sovyetler Birliği'ni kontrol edebilmek için NATO'yu düşünün. NATO ülkeleri kimler, hangileri? Avrupa'daki ülkeler. Bir ara İran'da NATO ülkesi. Dolayısıyla bu bir çevreleme hareketi. Yani bu çevrelemeyle neyi? Rusya'yı, Sovyetler Birliği'ni kontrol altına almıştı. Bu yönüyle uygulanabilirliği var ama onun dışında uygulanabilirlikleri tartışılabilir. Tabii güç merkezlerine bakmak lazım. Nereden kaynağını alıyorlar? Ama bütün bunların ötesinde eğer hani kara hakimiyet teorisi gerçek olsaydı, yani bu Sibirya'ya, bu Avrupa'ya hakim olan bir devlet, merkezi Asya'ya hakim olan bir devlet bütün dünyayı idare ediyor olsaydı, Sovyetler Birliği'ni bütün dünyayı 70 yıl oralara hakim oldu, bütün dünyayı kontrol etmesi gerekirdi ama öyle bir şey o yok. Ya tabii burada bir sürü şey söyleyebiliriz. Mesela filmler var. Sidiana diye bir film var. Onu seyredin. Orta Doğu'daki olayları anlamak için. Arka planı biz en baştan söyledim. Yani o Tesla'nın fotoğrafına bakın. Arkadaki parçalara bakın. Olaylarla birleştirdiğin zaman öyle. Yani Sidiana diye bir film var. Onu bir seyredin. Yani niye Orta Doğu'da bu olaylar oldu onu hemen anlıyorsun. Başka bir şey. Mesela başkanın adamlarını seyredin ki başkanın adamlarını seyrettikten sonra yani ben bize sunulan, anlatılan dışarıda entelektüeli birçok olay hakkında sorgulama yapmaya var. Gerçekten öyle mi? Yani baktığınızda adamlar bir mizansen çiziyorlar size, bizi inandırıyorlar. Yani dolayısıyla başkanın adamlarını seyredebilirsiniz. Bizim Cumhuriyet tarihi, Kurtuluş Savaşı dönemine ait o dönemi yaşamış olan insanların hatıralarını okuyabilirsiniz. Kazım Karabekir'in kendi kalemi, kendi tutkunluklardan yazılmış şeyi var. Hayatım diye bir kitap var. Onu okuyun. Çankaya biraz evvel adı geçti. Oradaki her şeye güveniyor mu? Hayır. Ama anlatılan bazı birinci kaynaktan şeyler var. Doğru bilgiler var. Onları görebilmek için birinci kaynak olan sayılabilecek eserleri okumakta fayda var. Hocam soruyorum arkadaşlar. Tamam. Türkiye uluslararası arenada sürekli problemler ile karşılaşıyor. Ulusal çıkarlarımız gereği Suriye ve Libya'da asker bulunduruyoruz. Bu iki ülkedeki varlığımız meşhur durumda. Aynı zamanda da Doğu Akdeniz'de hakkımız olan hidrokarbon çalışmalarını yapıyoruz. Bu üç durumda da haklı olmamıza rağmen neden uluslararası arenada hiç destekçi bulamıyoruz? Biz sürekli kazanırken masada neden kaybediyoruz? Diplomasi konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bunu dış güçlerin Türkiye'de İslam düşmanlığı ile sınırlanmak için tekrar sorun nedir? Neyi yanlış yapıyoruz? Evet. Sorun tek bir soru var. Kim? Mazlum Yeşil. Eski eyvallah. Mazlum teşekkür. Yani sorun Türkiye'nin şu anda takip ettiği politikanın kendisi. Evet, sorun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Samimiyetle söylüyorum o. Türkiye
başkası Cumhurbaşkanı. Yani o olmasa başka, emin olun bunların hiçbirisi olmaz. O zaman gitsin. O zaman gitsin de biraz evvel anlattığımız olayların hepsi gerçekleşecek demek ki. Yani onun gitmesiyle bu işler çözülmüyor. Şimdi Türkiye 2013'e kadar şeydi, iyiydi, gidiyordu. 2015'e kadar falan iyiydi. Bakın bu şeyi yabana atmayın arkadaşlar. Bu 15 Temmuz darbe girişimini ve arkasını yabana atmayın. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Amerika'da New York'ta bir meydan, Times Meydanı, yani milyonlarca kişinin gittiği yer, orada koca koca, ben hasbelkader bir Amerika seyahati oldu, gittim gördüm o orayı, müthiş bir yer. Yani aşağı yukarı 500 metre öteden bakıyorsunuz, o meydandaki ışıl ışıl tabelaları, levhaları görüyorsunuz. Adam oraya Erdoğan'ı durdurun diye ilan veriyor. Kim veriyor bunu? Ben vermedim. Siz de vermediniz. Kim verdi? Düşünün yani, arka plan gerçekten FETÖ'yü, yani şimdi FETÖ'yü şöyle basit gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, başka bir şey söyleyeyim, başka bir örnekten. Malcolm X'ten benim öğrencim olanlar bilirler, İngilizce dersi alanlar özellikle yeri geldiğinde ondan örnekler verin. Malcolm X diyor ki, yani diyor ben eğer Amerikan'ın aleyhine bir şey söyleyecek olsam anında beni paketlerler. Onu değil ama kızı, babası öldükten sonra işte gözlerinin önünde öldürülüyor. Sonra büyüyor. Tabii içinde bir hınç var. Bir arkadaşıyla ilgili babasını öldürenlere yönelik bir suikast işi konuşuyor ve anında enseliyorlar. Şimdi düşünün şeyin ne kadar güçlü olduğunu. Şimdi dolayısıyla şimdi bunları yapan adamlar Türkiye, şimdi düşünün ki Türkiye'den kalktınız, birisisiniz siz. Gideceksiniz, nerede diyeyim? Katmandu'da bir okul açacaksınız. Katmandu'da. Bir okul açacaksınız. Ya vatandaşsınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Katmandu'da okul açmayı bırakın. Katmandu'ya gideceksiniz, orada bir bakkal dükkanı açamazsınız. Ve açtıran kim? Ve bu adama Türkiye, o zamanın Türkiye, şimdi değil tabii bugün. O zamanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından, Başbakanından bilmem ne, referans aldıran kim? Yani bunları düşünmek lazım. Gerçekten biz yani Türkiye'de devlet biraz uğraşıyor, bunu kesinlikle anlatamıyoruz. Yani düşünsene de geçen gün bir adam yakalandı. Savcı, Cumhuriyet Savcısı. Yani bu adam yıllarca savcılık yapmış. Kimsenin ruhu duymuyor. Ya askerin, istihbaratın başında birisi, kimsenin ruhu duymuyor. Yani o kadar. Ha bunu niye söylüyorum? Şimdi düşünün, adam Kazakistan'da okul açmış veya başka bir ülkede okul açmış. 30 senedir oradaki insanları okutuyor. Oradaki insanlar iyi eğitim veriyor, dil eğitimi veriyor ve o devlet sistemi içerisinde mekanizm, bir takım mekanizmalara getiriyor ve karar alıcı oluyorlar. Yani şimdi giden Türkiye'yi nereden bilecek? Gidene birileri yüz küsur tane milletvekili şey, senatör mesaj yazıyor. Şunu şöyle yapın. Bu yüz küsur senatör Türkiye'yi nereden bilir? Bilmez. Şimdi dolayısıyla oyun gerçekten çok büyük. Yani o en baştaki Tesla şeyini iyi görün arkadaşlar. Arka plan, eyvallah mazlum, yani o Türkiye ile ilgili değil, Türkiye'nin şu anda uyguladığı politikalarla ilgili. Dolayısıyla Türkiye her zaman içeride ve dışarıda güçlü olmak zorunda, her şeye rağmen güçlü olmak zorunda. Ama bakın Doğu Akdeniz karbon havzası ile ilgili bugün ne, hangi noktaya geldi? Suriye Türkiye ile anlaşıyor, bakıyor ki artık Türkiye eski Türkiye değil, şey Suriye değil, Mısır anlaşma yolunda. İsrail anlaşma yolunda. Anladılar bir şeyi. Türkiye'siz olmaz. Biraz direnç lazım. Biraz direnç. Yoksa Allah korusun. Yani bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu derslerde falan söylüyorum. Yani Endülüs Emevi Devleti, Endülüsler 740'lı yıllarda İberik Yarımadası'na çıktılar. 750 sene, 800 yılına hükümet oldular. Gittiğiniz zaman kurdukları şeylere, yaptıkları eserlere ağzınız açık kalıyor. Elhamra Sarayı'nın her duvarların her yerine hakim olan Allah'tır yazıyor. Bundan bitmiyor. Bak yazmakla bitmiyor. Ve ne oldu? Yerlere yeksan oldu. Yıkıldı gitti. Ya 700 küsur sene sonra. Dolayısıyla adam baktı ki her şey el bebek her şey istediği gibi hazırlıklı olmadı. Dikkatli davranmadı. Tedbir almadı ve yıkıldı. Tedbir almazsak samimiyetle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin serde verilen bir toprak parçası var ya, samimiyetle söylüyorum, orası da kalmaz. Onun için biz uyanık olacağız, güçlü olacağız. Türkiye'yi geriye taşıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti dedelerimizin bize emaneti değil.
Kimin emaneti? Kim? He? Yani hem savaşan herkesin hem tarihimizin tabii ki. Selin, tabii ki onların emaneti ama esas emanet sahibi bizim, bizden sonra gelenler. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. İsmim Kadir hocam. Sesim geliyor mu net? Geliyor, geliyor. Hocam Mavi Vatan'la ilgili ben bir soru sormak istiyordum da. Evet. Orada hocam adalar her gün bir tanesi işgale uğruyor. Ve bu iç gündeme dahi taşınmıyor. Yani çok üstü kapatılıyor. Ve bir de orada atılması gereken adımlar sizce ne olmalı? Şu anki adımlar yeterli mi? Bir de adaların çözümünde Lozan'ın önemi ne? Ya işte evet, çok çetrefilli bir durum. Yani bunu, bütün bunların arkasında güçlü olmak yetiyor. Eğer güçlenirseniz bugün Sakız Adası'nı aslında silahsız olması gerekiyor ama silahlandırıyor. O zaman güçlü olursanız müdahale edersiniz Birleşmiş Milletler'e. Lozan önemli ama Lozan'dan sonra biliyorsunuz adaların esas Yunanistan'a devri olan süreç. Güçlü olursanız masa başında tartışırsınız, kavga edersiniz, sonuç alırsınız, alamazsınız ama sonu canlı tutarsınız. Yani şey gibi düşünün, bu Karabağ'da Azerbaycan devleti, beklemiyordum yani, aslında Azerbaycan çok büyük hazırlık yapmış. Azerbaycan devleti Karabağ meselesini canlı tutup da tutmasaydı, üzerine yatsaydı, ulusaydı, bugün Karabağ Ermenistan'ın bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla bugün kim, çünkü kaç sene, 30 seneye yakın Ermenistan hakimiyetindeydi. Ermeniler oradan çıkmayı asla düşünmüyorlardı. Hatta o bir yazdığım bir makale var. Yani insan şeyden Nuri Paşa'dan şeye diye, insansız hava araçlarına diye bir şey, Kafkas İslam Ordusu'ndan insansız hava araçlarına diye, bu Karabağ meselesine genel hatlar çizilen bir yazım var. Onu okuyun ya arkadaşlar. Yani orada adam şeyden, bu yazın bu Gence'ye filan Ermenistan saldırıyor. Saldırılar düzenliyor. Size saldırıları. Ortada bir şey yok. Niçin? Adam kafasında Karabağ meselesini çözmüş. Karabağ bütün Ermenilerin, sadece Ermenistan değil, bütün dünyadaki Ermenilerin toprağıdır, vatanıdır deme noktasına gelmişti. Ama Azerbaycan'ın hazırlıklı olması, Türkiye'nin desteğiyle öyle olmadı. Yani bu Mavi Vatan ve adalar şu demek değil. Buralar Yunanistan'ın eline kaldı, sonsuza kadar devam edecek diye bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye güçlü olursa bunların hepsinin üstesinden gelir diye düşünüyorum. Lozan'ı da kullanır o zamanki süreci öncesi, ki işte Kıbrıs'ı İngiltere'ye vermiş geri almak üzere. Adaları İtalya'ya bırakmış geri almak üzere. Ama o zamanın şartları Türkiye dışları veya Türk hükümeti almak yerine Yunanistan'ın almasını şey görmüş. Burada bir de meşruiyet de var yani, o tarafa bakacak olursanız. Ama önemli olan devletin sahip çıkması, meseleye sahip çıkması ve güçlü olması. Bugün Mavi Vatan'ın konuşuluyor olması çok önemli. Tabii. Yani düşünün ki 3 sene evvel Mavi Vatan diye bir şey yoktu. Tabii bu iyi bir nokta bence. Bir de hocam bir soru daha sormak istiyorum da, müsaadeniz olursa. Hocam son zamanlarda belli bir kesimin ortaya atmış olduğu bir Avrasyacılık kuramı var. Yani dostumuz Rusya, Çin, işte daha çok Asya kıtasındaki devletler. Belli bir kesimde Amerika, yani Batı bloğunda olmamızı istiyor. Sizce Türkiye şu anki koşullarda hangi tarafa daha yakın ve hangi tarafa daha yakın olmalı? Yani işte şöyle, öncelikle hiçbir tarafa yakın olması gerekmiyor. Öncelikle bu. Hiçbir yere, güçlü olursak hiçbir yere de yakın olmayacağız. O bizim dediğimiz noktaya gelecekler. İngiliz Başbakanı Lloyd George var. Onun bir sözü var. Tam yeri geldi. Diyor ki, bizim ebedi dostluğumuz ve ebedi düşmanlığımız yok. Bizim ebedi çıkarlarımız var. Şimdi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ne Avrasyacı, ne Avrupa Birliği'ci, ne Amerikacı. Ki zaten şu an hiç öyle bir şey yok yani. Şu an Türkiye tamamen çıkarlar doğrultusunda hareket etmek durumunda. Dolayısıyla hiçbir yere yaslanmayacak, Türkiye güçlü olacak. Yarın arkandan hançerlerler. İşte biraz evvel söyledim ya, o şeyde
Balkan Savaşı çıktığında Osmanlı Devleti toprakları geri almak üzere Balkan devletleri üzerine Romanya'ya, Bulgaristan'a savaş ilan ediyor. Avrupalı devletler diyorlar ki savaşın sonucunda statükonun değişmesine razı olmayacağız. Statükone biliyorlar ki Osmanlı Devleti güçlü, bu devletleri Romanya'dan toprakları geri alacak, işte şeyden Bulgaristan'dan toprakları geri alacak, ona müsaade etmeyeceğiz diyor. Git sen savaş istediğin kadar, boşuna savaş. Şimdi dolayısıyla kimseye güvenmeyeceksin. Yani kimse asla, yani şöyle, Türkiye akıllı olacak, Rusya ile Amerika'nın çatışmasını, Amerika ile Çin'in çatışmasını kendi lehine kullanmaya yönelik politikalar geliştirecek. Bunun için de içeride özellikle uluslararası meselelerde, hani iç sorunlar değil, uluslararası meselelerde çok güçlü olmak zorundayız. Yani Türkiye bir taraftan iktidar bir tarafa, muhalefet bir tarafa çekerse, yani o zayıf noktayı gördü mü dış güçler, her zaman kullanırlar. Onun için Türkiye tarafsız olmak zorunda, güçlü olmak zorunda. Hani bir şey var, tarafsız olan bertaraf olur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O kişisel ilişkilerde falan olur. Onlar olabilir ama uluslararası ilişkilerde güçlü olursanız illa Rusyacı, illa ne bileyim, Amerikancı olmanız şart değil. Amerikancı olduktan oldu. İşte şeyde NATO ülkesiyiz. Ama Doğu Akdeniz hidrokarbon sahaları ile ilgili olarak Amerika Türkiye'ye destek vermiyor. Yani. Buyurun. Ha, nasıl işecek, bu işin içinden çıkacaksınız? Dolayısıyla Türkiye şu anda Suriye meselesi, Türkiye İran'la birlikte çalışıyor. Rusya ile birlikte çalışıyor. Onlarla yaptığı iş birliğini Amerika ile yapamıyor. Yani böyle bir şey olmaz da müttefik. Dolayısıyla güçlü olmak zorunda. Hiçbir yere yanaşmak zorunda değil. Teşekkür ederim. Tabii. Hocam, çete yazabilir Kırım konusunda tabii konuşmaya hakkımız var. En azından soydaş ülkeler ama yani güçlü olacaksınız bunları. Yani şimdi bir akrabam vardı, bazen böyle bazı sorunlarda çağırır, gel abi diye şu sorunu çözelim. Bana der ki Hamza, yani ben geleyim ama benim söylediğimi insanlar dinlerse geleyim. Dinlemeyecekseler niye geleyim? Yani şimdi dolayısıyla Kırım meselesinde ve Uygur Türkleri meselesinde Türkiye'nin söyleyecek çok sözü var ama zayıf noktaları da var. Dolayısıyla bu meseleler zor meseleler arkadaşlar. Yani sadece bizim bu etrafımızdaki ülkelerle ilgili, yani Suriye ve Irak'taki işte hakkımız var meselesi değil. Oradaki esas müdahale edebilecek bir pozisyonumuz var. Kırım'da öyle bir pozisyon yok ya. Kırım'da öyle bir pozisyon olsa emin olun Türkiye oraya da müdahale eder ama Kırım'da öyle bir pozisyon yok. Yani o şeyde Suriye'de otorite yok. Irak'ta otorite yok ve Türkiye müdahale edebiliyor. Kırım öyle değil. Evet. Başka? Hocam ben de Uygur Türkleri deyince bir soru geldi şu anda. Hocam merhaba. Geleceğimiz en büyük tehditlerinden biri de su kıtlığı. Yaşadığımız coğrafyada bu konu hakkında en çok hangi ülke Türkiye'yle karşı karşıya gelebiliriz denmiş. Yani en çok hangi ülkeyle karşı karşıya gelebiliriz? Türkiye en baştan tabii Suriye ile sorunları yaşadı. PKK terörünün arkasında Suriye sorunu var ama yani uluslararası sulara baktığımızda Suriye'den Türkiye'ye gelen asil ırmağı var. Sorun olabilir mi? Türkiye akılcı politikalarla onlar artık idare eder diye düşünüyorum. Meriç ırmağı, Tunca Rodoklardan gelen zaman zaman taşkınlara yol açıyor. Yani bizim su ile ilgili çok önemli bir sorun yaşayabileceğimizi tahmin etmiyorum. Kısa vadede, uzun vadede. Çünkü Suriye, Fırat ve Dişli üzerine yapılacak barajlarla ilgili kıyameti koparttı. Arap dünyasını kışkırttı. PKK'yı destekledi. Ama bugün en yani düzgün bir yönetim olduğunda
şeyin Fırat'ın ve Dişli'nin sularından en fazla faydalanacak, en verimli faydalanacak ülkelerden birisi Suriye. Evet. Sen soru sor, ben Uygur Türkleri için bir soru sormak istiyorum. Ona az önce değindiğiniz için. Yani bu konu hakkında biraz çok fazla sessiz kalıyoruz diye düşünüyorum ben. Çünkü hani işte şu an çocuklara yapılanlar, oradaki insanlara yapılanlar açıkçası benim birazcık canımı sıkıyor. Ama gerekli önemi sizce veriyoruz ya da yani vermemiz gerekiyor mu? Ya işte bunlar tabii ki veriliyor mu, verilmiyor gibi bir manzara var. Zayıflıklar var uluslararası ilişkilerde. Yani işte Türkiye'nin Güneydoğu'daki sorunları var. Yani Türkiye Uygur'a yönelik açıktan açığa politikalar uygulayıp da dünyada kamuoyu oluşturmaya kalktığı zaman PKK'yı unutmayacaksınız. Onlar da Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip olan bir ülke olarak, güçlü bir ülke olarak, teknolojik bakımdan, para bakımından, siyaset bakımından güçlü bir ülke olan. Düşünsenize, PKK'nın bir de Amerika yanında Çin gibi bir şeyi var. Sonuçları ne olur? Yani işte burada böyle hani uygulanan bir söylenen bir şey, kazan kazan politikası var ya, işte o kazan kazan politikası her zaman kazandırmıyor maalesef yani. Dolayısıyla Türkiye'nin işi zor yani. Hani şöyle olsaydı, Sincan Uygur bölgesi bağımsız bir devlet olsaydı ve Çin oraya müdahale ediyor olsaydı o zaman olurdu ama öyle bir şey yok. Başından beri Çin, Sincan Uygur bölgesi Çin'in yönetimi altında ve bir eyaletti. Evet. Bu yüzden müdahale edemiyoruz. Yani, açıktan açığa müdahale edemiyoruz maalesef o şey yani o Türkiye'de mesela Uygurlar var. Gelen, kaçıp gelen. Onlara yönelik şeyler var. Destekler var. Sivil toplum örgütleri yapıyor. Mesela Kızılay Çin'den gelip burada olan Uygurlara, Çin'den gelen Uygurlara Kızılay yardım yapamıyor. Niye? Çünkü hiç Kızılay bir devlet kurumu. Bakın yani işin arka planı o kadar, adamlar o kadar takip ediyorlar. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Yani benim oğlum bir arkadaşı Amerika'dan şeye gidiyor, Çin'e gidiyor. Giderken kapıdan gelirken gümrükten soruyorlar buna. Nerelere gideceksin, nerelere gezeceksin diye. İşte şuraya, şuraya, şuraya gideceğim. Tabii sınırdan geçtikten sonra, biz de öyle düşünürüz ya ama söylemeye gerek yok. Sınırdan geçtikten sonra çok farklı yerlere gidiyor ve sınırdan çıkarken sen gel bakalım diyorlar. Sen buradan girerken şunları söyleyin, şuraya, şuraya gideceğim demiştim. Buralara gideceğim dememiştim. Hemen bir takım fotoğraflar gösteriyor. Oralarda senin ne işin var? Yani Çin birçok bakımdan, hatta teknolojik bakımdan insanların ruh dünyası, yüz okuma ile ruh dünyası ile ilgili şeyler, mesajlar alma ile ilgili şeyler, uygulamaları yapan Çin. Yani dolayısıyla Çin'i yabana atmamak lazım. Teşekkürler hocam. Evet. Rica ederim. Bir insanın daha sorusu var. Hocam demiş ki, Filistin topraklarını parayla bir kısmını daha önceden sattığını da biliyorum ve bu da şu anki durumuna gelmesini sağladı. Biz de örneğin Fırat ve çevresinin yabancılara bizde de özellikle Fırat ve çevresine yabancılar satın almaya başladı. Bu şekilde devam ederse sorun teşkil eder diye düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir hocam? Ya şimdi şeyleri bir kere karıştırmamak lazım. Yani bölgeleri karıştırmamak lazım. Yani şöyle bir şey olacaksa tabii ki oraya yerleşenler nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturacaksa, mülkiyetin çoğunluğunu oluşturacaksa sorun ama Türkiye o tür şeyleri takip eder diye tahmin ediyorum. Filistin meselesi de yani öyle değil. Arkadaşımızın söylediği veya duyumlar veya aldığı kaynaklar nasıl onu bilemedik. Filistinler başından beri topraklarına sahip çıkıyorlar. O satma ile olan iş değildi. Yani şeyle mehterleri biliyorsunuz. Bizde mehter iki adım ileri gider, üç adım ileri gider, bir adım geri gelir, üç adım ileri gider, bir adım geri gelir. İsrail'de bu taktikle zaman içerisinde saldırdı, konuşlandı, geri çekildi. Sonra tekrar bu hale getirdi. Tabii esas buradaki şey Arap dünyasının tavrı. Yani şimdi yine bir iki gün evvel bir yerde geçen gün okuduğum bir mesaj. İşte bu 12 Eylül ihtilalinden sonra Bülent Ulusu Başbakan
Arabistan'a gidiyor. İşte bize ekonomi zayıf, biraz destek olun, ucuz petrol verin. Adamlar diyor ki, Araplar, düşünün o zaman Türk şeylerle, İsrail'le ilişkilerinizi biraz zayıflatın. Çok samimi olmayın. Verelim size petrolü ucuz. Gerçekten de onu yapıyorlar. Ama bakın, bugün Türkiye Filistin meselesine sahip çıkıyor. İsrail'e mesafe koyuyor ama bugün İsrail'le barışmayan şey devlet kalmadı. Yani ben anlamak zor. Gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticileri İsrail'e, o İsrail'ler. Dolayısıyla biraz o şeyleri iyi anlamak lazım arkadaşlar. Türkiye'yle de onları karıştırmayalım. Yani hepsi kendi içerisinde düşünülmesi gereken olaylar. Hocam, ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani şu anda bir yere gittiğimiz zaman, bir ülkeye gittiğimiz zaman, oradan bir ev almamız veya bir arsa almamız gerçekten çok zor ve hani o hakkı bize vermiyorlar. Yani verseler de çok uzun bir süre alıyor bu zaman. Yani Türkiye'ye evet çok fazla yatırım oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ama yani baktığımızda biz geçen yıl Karadeniz, 2019'da Karadeniz Adası'na girdiğim zaman hocam Rize'de veya işte hani turistik yerlerde daha çok baktığımızda hep yabancı işletmeler açılmış ve hani baktığımızda hep Arap ülkeleri yani ve Ege'de baktığımızda işte Avrupalı ülkeler sürekli iş açıyorlar veya işte arsa alıyorlar, ev alıyorlar sürekli. Hani burada bir toprak parçaları var. Sizce bu çok, yani biz çok kolaylaştırıyoruz bence diye düşünüyorum. Bu hani sonuçta biz bu vatan için uğraştık yani. Evet. Haklısın. Tabii ki haklısın. Bunlar bizim milli gururumuzu rencide eden şeyler. Yani 250 bin dolara git bir daire al, tapusunu al ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı al. O arada bütün aile fertlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun. Gerçekten bunlar can sıkıcı şeyler. Yani onu da bir şey söylersem yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Yani Selim, bu kadar zorluk içerisinde devlet bütçesi her taraftan talan edildiği bir yapı içerisinde bu devleti idare etmek ve kaynak yaratmak çok zor bir iş. Yani biz de söylüyoruz, çaldırmasınlar kardeşim yani. Çaldırmasınlar. Ama çaldırılıyor. Yani şu var, kim diyorsa ki ben çaldırmamak için iktidara geliyorum. İşin başına çalıyorlar. Yani gerçekten öyle şey Selim. Yani bütün arkadaşlarıma söylüyorum senin adında. Maalesef öyle. Yani dürüst bir şey yok. Bizim gerçekten düzgün, dürüst, hakkaniyet ölçüsünde hareket eden, adaletli davranan yöneticilere, memurlara, insanlara ihtiyacımız var. Yani o kadar çok var ki kaçak o kadar çok ki. Onları kontrol edemeyince sürekli yeni kaynaklar bulmak zorundasınız. O yeni kaynakta ne oluyor? İşte diyorsun inşaat sektörünü teşvik edeyim. Adam yapıyor, satamıyor. Satamazsa ülkenin başına ekonomiye bir yükletiyor. Dolayısıyla çözüm üretiyor. Doğru, haklısın, hassasiyetlerimizi rencide eden şeyler ama maalesef. Ama şöyle, Türkiye 83-84 milyon civarında nüfusu olan bir ülke. O gelenlerin payı nedir, ona bakmak lazım. Bir de dışarıdan gelip Türkiye'de yatırım yapması falan. Yani ben mesela bazen derslerde şey olsun diye söylerim. Ya ben dışarı çıkıyorum. Bir sürü bu yabancı banka var. Bu bankaları görmek benim canımı sıkıyor diyorum. Ya ne işi var bunların? Ben öğrenci iş pişirmek için söylüyorum bunları. Hemen birileri de hemen atlıyor. Hocam, gerçekten hocam öyle. Halbuki öyle değil. Arkadaşlar yani öyle değil. Hatta zaman zaman ben söylerim. Ne zaman ki Hakkari'de, Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de Starbucks açılırsa Türkiye'de terör bitmiş demek. Yani gerçekten onların arkasında başka ilişkiler var. Onun için ticaret yapıyorlarsa sorun değil. O adam Arap gelecek buraya, Araplara da teşvik edip getirecek. Biz de onlardan para kazanacağız. İhtiyacımız yok ama öbür taraftan da bir sürü ihtiyacımız var. Yani şu ihtiyaç var karşıda işte pandemi dönemi salgın, çocuklarımız evde, çocuklara şey lazım, laptop lazım, para yok. Ha, çaldırmasınlar, tamam mı? Çaldırmasınlar bitmiyor. Yani bu en basit söylem bu, çaldırmasınlar bitmiyor. Yok ama pandemi şeyler geçin yani o en basit örneği bu. Bunun gibi bir sürü şey var. Dolayısıyla uyanık olacağız, kendimizi geliştireceğiz, teknolojiyi geliştireceğiz.
Buradan şeyi söyleyeyim, bak bir yazar, Şeref Oğuz diye bir yazar var. Takip edin arkadaşlar, günlük yani bir dakikada, iki dakikada okunacak yazıları var adam. Adam müthiş şeyler yazıyor, okulunu açıyor. Ben kendi çocuklarıma, yeğenlerime gönderiyorum, özellikle ufka çocuk. Hepsi bayılıyor buna. Yani dolayısıyla da bizim biraz da eğitimine ihtiyaç var, düzgün insanlara ihtiyaç var. Etrafımızda bir sürü hırsız var. Onları da görünce bizde de hırsızlık şeyi damarı kalkıyor yani, maalesef öyle yani. Hırsız görünce gayrimeşru işleri, insanlar gayrimeşru işleri yapma şeyine düşüyor. Yani şimdi herkes Bitcoin'den zengin. Var mı öyle bir şey ya? Yani var mı öyle bir şey? Kimseye ben onu söylüyorum. Kimse kimseye bir kuruş bağışlamaz, bir kuruş fazladan para kazandırmaz. Yani o seni soğacak, kıracak, tırmayacak. Sana da o arada belki bir şey verecek. Dolayısıyla biraz evet. Hocam, bir arkadaşımızın daha sorusu var. Bana direkt mesaj attı. Türkiye, Akdeniz ve Orta Doğu'da etkinliğini arttırmak için Rusya ile diplomatik ilişkilerini güçlendirdi. Fakat İsrail bu durumdan rahatsız olmadı. Türkiye'nin de istihbarat anlamında İsrail'e bir iletişimde olduğunu biliyoruz. Bu durumda İran gibi bir Şii gücünü bölgeden uzak tutmak veya diplomatik kılıklarını güçlendirmek için olabilir mi bu durum? Ya onların hepsini birbirine ayrı şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Yani Mısır'la tabii Türkiye'nin arasını düzelmesi bir. Öbür taraftan İsrail'inle Türkiye, işte İsrail'in Yunanistan'la falan anlaşmalar var. Kıbrıs'la onlar şeyi buldular, hidrokarbon, doğalgaz buldular, satacaklar. Nereden satacaklar bunu? Avrupa'ya satacaklar. Nereden satacaklar? Yani Akdeniz'den geçecek, Türk hava şeyinden, deniz sahasından geçecek, münasebe yakın bir ekonomik bölgeden geçecek. Yani şu, biraz daha söylediğimi bir daha hatırlayalım. Yani devletlerin uzun süreli ebedi düşmanları olmaz, ebedi dostları da olmaz. Bunu işyer haline getirirse bu sorunların anlaşılması. Yani, yani Türkiye bir taraftan Amerika'yı idare ediyor, onu düşünün. Bir taraftan da Amerika'nın düşmanı olan İran'ı idare ediyor. İran'la ilişkiyi kestiğini düşünün. Yani düşünün. Çok önemli şeyimiz var, sınıf ticareti falan var. Ve Amerika İran'a yaptırım uyguluyor zaman zaman. Ve o yaptırımların her seferinde Türkiye bu yaptırımın dışında tutuyor. Yani onlara da bakın. Nasıl bir iş değil bu, nasıl bir anlayış ki Türkiye mesela en önemli ticaret ortaklarından birisi İran'ın ama Amerika'ya. Dolayısıyla o da değişik ilişkiler ağı var. Hocam bir soru sorabilir miyim acaba? Yine dış politika ile ilgili. Hocam bugün tarihe dönüp baktığımızda yıkılan devletlerin topraklarına yeni devletler her zaman oluşmuştur. Bugünkü Suriye topraklarının da parçalandığını görüyoruz bir yerde. Ve bir yerde IŞİD terör örgütü, bir yerde PYD, PKK ve bir yerde de Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye Türk askerinin oluşturduğu güvenli bölge var. Önümüzdeki yüzyıllarda burada yeni devletlerin oluştuğunu görebilir miyiz? Ve Türkiye Cumhuriyeti buna izin verir mi? Yani zaten şu anda izin vermiyor ama buna dışarıdan da çok yoğun bir destek var. Yani Amerika, Rusya orada bir devlet kurmak istiyor. Ya bu önümüzdeki yüzyıllarda gerçekleşir mi? Ya yüzyılda gerek yok ya. 10 sene sonrasının nasıl olacağını bilemeyiz ki Kadir. Yani şimdi dolayısıyla Türkiye direniyor. Ve o Suriye'de bir çözümsüzlük var. Bu çözümsüzlük ne kadar zaman gider, ne zamana kadar gider onu bilmiyoruz. Ha. Yani Esed koronaymış. Adam ölür. Gerçi Esed orada bir sembol. Çünkü arka planda Baas Partisi ve bir Nusayri yapı var. O yapı dağılır mı? O yapı dağılmadan olmaz. Dolayısıyla gelecek için bir şey söyleyemeyiz. Yani şöyle söyleyeyim. 1915'te Birinci Dünya Savaşı çıktığında Suriye'nin bir gün bağımsız devlet olacağını kim düşünebilirdi? Irak'ın bağımsız devlet olacağını, Ürdün'ün bağımsız devlet olacağını hiç kimse düşünmezdi. Dolayısıyla 10 sene sonrası için bile bir şey söylemek mümkün değil. Olabilecek şeyler. Yani şimdi 1900'lü yılların başında dünyada 50 civarında devlet vardı bağımsız. Bugün Birleşmiş Milletler'e üye 193 tane devlet var. Demek ki bu yaklaşık 100 yıl içerisinde 140 tane devlet kurmuş. 2 tane. Devlet kurmuş. Önümüzdeki 100 yılda da herhalde 100 tane devlet kurulur. Ama bunun kaçı burada olur? Ha, Türkiye güçlü olursa her zaman bakın. Türkiye güçlü olursa Irak'ta 3 tane bağımsız devlet çıkma ihtimali var.
müsaade etmez. Türkiye güçlü olursa. Türkiye güçlü olursa Suriye'nin dağılmasına müsaade etmez. Türkiye güçlü olursa Libya'da 3 tane devlet çıkma pozisyonu var. 3 tane devlet çıkmaz. Ama Türkiye güçlü olmaz. Kendi içinde uğraşırsa Allah korusun Türkiye bile parçalanır. Onun için uyanık olacağız arkadaşlar. Tek yol bu. Uyanık olacağız. Güçlü olacağız. Devleti geliştirmeye gayret edeceğiz. Şöyle diyorum ben mesela arkadaşlarımıza bazen soruyorum. Anası babası üniversite mezunu olan var mı? Çıkıyor sınıfımızdan 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, gerçi son zamanda bunların sayısı artmaya başladı. Onlara diyorum, eğer siz sadece üniversite mezunu olarak kalırsanız bu aileniz gelişmiyor demek. Anne baba üniversite mezunuysa bu üniversite mezunu olarak annesi babası üniversiteye gelenler ne yapmalılar? Master yapmalılar ya. Bakın, ya kademe öne gitmeliler, doktora yapmalılar. Köyünde annesi babası ticaretle uğraşıyor, bakkallık yapıyor. Şimdi onun çocukları market sahibi olmalı. Atölye işletiyor, fabrika sahibi olmalı. Eğer bunu yapmıyorsak geriye gidiyoruz demek. Dolayısıyla bunlar olursa, yani ülke gelişir, kalkınırsa, güçlü olursak hem bizim için hem çevremizdeki komşularımız için sorun yok. Ama öyle olmazsa Allah korusun. Hocam bunu söylerken daha Türkiye'ye bir güç olmak istedikçe ekonomisi kötüye gidiyor. Hem bölgesel güç olup hem de ekonomiyi iyi bir ekonomiye sahip olmak için ne yapmamız gerekiyor diye sorulmuş. Yani işte onun için dışa bağımlı olmayacaksınız. İçeride üreteceksiniz. Yani bu devleti, hükümeti kızıyoruz, beğenmiyoruz ama aldığı bazı kararlar var. Türkiye'de üretilmesi mümkün olan her şeyi Türkiye'de üreteceğiz ve o konuda destek vereceğiz diyor. Dolayısıyla bunu hükümet olarak değil, devlet olarak düşünmek lazım. Türkiye ihracat yapar, üretir, ihraç ederse sorun yok. Ama üretmezse bağımlı olmaya devam eder. Yani tek yolu üretip, ihracat yapıp, katma değer geliştirip, daha fazla eğitmek, daha fazla geliştirmek. Bunu yapmanız lazım. Uluslararası arenada söz sahibi olabilmem için. Yani bak, şeyin içerisinde vardır. Yani şu askeri alanda düşünsenize, 1970'te 74'te Kıbrıs'ta şeyinden sonra Amerika diyor ki uçaklarınızı kullanamazsınız. Bak bu SİHA'larla ilgili bu şeyde Karabağ Savaşı sırasında Kanada motor ve Kanada'dan bazı parçalar alınıyormuş. Vermiyor. O zaman ne yapmak zorundasın? Kendiniz üreteceksin. Dolayısıyla sanayi geliştirirseniz, üretimi artırırsanız sorunu çözersiniz. Yoksa Allah korusun. Genç bir ülkeyiz. Tabii dışarı gidenlerimiz var. Gençler haklı olarak daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar. Genç bir ülkeyiz. Üretken bir ülkeyiz. Ve bu üretim potansiyeli ülkeyi geliştirmek için kullanmak gerek. Evet. Selim, verdiğimiz süre doldu. Eğer yoksa arkadaşlarımızın ben bu gerçekten benim için hukuk açıcı bir tur olmuş oldu. Arkadaşlara katılmaları için teşekkür ederim. Sana da özellikle teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Siz de yormayalım. Eyvallah. Umarım faydalı olmuştur. Bizim şey tek gaye bu. İnsanlar, dinleyenler bir şey öğrensinler. Hukuk açıcı olsun, yön gösterici olsun. Umarım öyle olmuştur. Tekrar katılmanız için ben teşekkür ederim. Hocam ben kendinize de bu etkinliği kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Güzel. Katılan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yayınımızı şu an aldım. Bu hafta içerisinde YouTube'da da paylaşacağım. Kaçıran arkadaşlarımız veya sonuna yetişen arkadaşlarımız bir daha izleyebilir. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Bana da maillersen memnun olurum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hoşçakalın.